Efendim bugün her ayın son demeyelim de dördüncü çarşambası icra ettiğimiz ekonomi söyleşileri var. Ancak bugün ekonomi söyleşisi ama biz her ayın ilk çarşambası saygıdeğer Bünyamin hocamızın moderatörlüğünde güzel sanatlar ve tasarım üzerine kıymetli bir konuşmacıyı çağırıyoruz. Muhteşem bir şey oluyor. Disiplinler arası hocam. Yani herkes soru soruyor. Biz Berin Hoca ile en ön sırada zaten sürekli duruyoruz. Erzurum Hoca katılıyor. İsmail Kayar Hoca hukuktan geliyor. Hukuki sorularla sıkıştırmaya çalışıyor. İkinci hafta hukukla alakalı. Çarşamba günleri toplanıyoruz. Mesela nafaka hukuku vardı. Çok ilgilendiriyor herkesi. İlginçti yani. Nafaka ile alakalı epey güzel bir sunum vardı. Ona baktım bayağı hani meraklısı da var. Üçüncü hafta çok önemli. Trump'ın geleceği ne olacak? Mesela o vardı. Çağrı Erhan hocamız, Eray Güçler hocamız ve Ahmet Kasıman hocamız geldiler. Hakikaten biz de merak ettik ne olacak falan diye. Bugün de Mavi Hoca ile kararlaştırdık. Dedik ki biz nasıl böyle olduk? Şimdi ne olacak? Bunu konuşalım. Çünkü bize bire şunu soruyorlar. İşte havaalanına gidiyoruz. Hocam işte döviz alalım mı? Ben de heyecanlandırmak için. Daha almadınız mı falan yapıyorum böyle. Yani ya şimdi o sen bu, miydin hocam adamları? Onu yapar. Yani. Ben de kim dolduruşa bütün havaalanı oldu. Birbirine girdi ben öyle deyince. Şimdi bu geçenlerde Atilla Köksal da dahil olmak üzere herkesin katıldığı, yok Atilla Yeşil adında katıldığı böyle bir video gösterdiler. O videonun da bir parçasına ben ait oldum. Dediler ki Türkiye'nin en önemli sorunu enflasyon mudur, faiz midir, döviz midir falan bir şeyler sordular. Ben dedim ki Türkiye'nin en önemli sorunu ahlaktır dedim. Çok doğru demişsiniz. Bayağı bozulan oldu buna yalnız. Çok enteresan bir şekilde. Yani dedim ki yani güzel ahlak olduğu zaman bu sonuçları tartışmaya gerek yok. Çünkü enflasyon, faiz, döviz sonunda mücadele edebileceğimiz ve gerçekten de teknikle de mücadele edeceğimiz unsurlar. Ama yani ahlak öyle kolay kolay hani başa çıkılabilecek bir unsur değil. Ondan sonra anlattım işte fiyatların yükselmesinden, piyasa bozucu hareketleri. Epey de bozular olmuş. Herkese de tek tek hiç üşenmeden yorum yazdım. Dedim ki bakın bandı geri sarın. Tam ne diyorum? Diyorum ki enflasyon sorundur, döviz sorundur ama en önemli sorun dedim ahlaktır. En önemli sorun eğitimdir. En önemli sorun hak ve özgürlüklerdir. En önemli sorun adalettir falan gibi bir şeyler söyledim. Sonra Atatürk'ün güzel bir sözüyle de bitirdim. Hep de tekrar ediyorum. Şahsi menfaatler toplum menfaatinin önüne çıktığı andan itibaren etik sorunu başlar. Ama bunun için de herkese suçlayamayız. Mahve Eğilmez hocamın daha birinci konferansta söylediği bir güzellik var. Dedi ki bazı sorunları çözmek o kadar kolay değil çünkü hepimiz kirliyiz dediniz, hatırladınız. Çünkü bir yerden bağlıyız. Ya belediyeyle bir işimiz var, ya orayla bir işimiz var, ya şurayla, sonuçta diyor. Ters giden işlere ayağa kalkıp bir şey söyleyemez. O yüzden kimseyi suçlamaya gerek yok. Her yer, herkes bir yerden bir yere bağlı. Dolayısıyla bugün bizim konuşacağımız konu, tabii ki sorarsanız söyleyeceğiz. Hani döviz kuruydu, enflasyon, faiz, ekonomi nereye gidiyor? Ama bir sorun var. Ben de bugünkü sunumumun ismini geleceği nasıl yöneteceğiz dedim. Hocadan da rica ettim. Işın Çelebi hocamız biraz rahatsız hastanede. Sizlere sevgilerini söyledi. Ve benim için dua edin dedi. Çok acil bir şey, o inanıyor. O yüzden söyledi. Hatta Mavi hocamdan özellikle değil mi rica etmiş, dua edin diye. Evet. Hoca da demiş ki Emre ile bizim duamız tutar mı pek bilmiyorum ama toplum şeye söyleriz de yani. En azından Hazirun'a söyleyeyim de lütfen bizim için. Işın Hoca'ya, yani çok, sağlıkla ilgili sıkıntılı bir durumu yok. Sadece kendisinin isteği olarak bunu dile getiriyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bizim sunum eğer yansıtılırsa inşallah, o sıkıntımız şu. 5 tane önemli sıkıntı var. Hocam herhalde bunlara değinecek. Çünkü dünyayı konuşacağız biraz bugün. Oluyor mu inşallah? Yoksa metraj doldurayım mı? Neyse ben okuyayım. Şimdi Trump. 2016 yılının sonundan itibaren Trump ve kararları bizim birinci sıramızda yer alıyor. Yani gördüğünüz gibi PMV'yi yanlış yazmışım, özür dilerim o yüzden. Ondan sonra ticari korumacılık, Brexit, çok eğlenceli bir parlamento izledik. İzlediniz mi Brexit'e hayır dedikleri o parlamento akşamı ve parlamento başkanı order diye bağırıyordu sürekli. İçeride şeyi sağlamak için, düzeni sağlamak için. Brexit'te dün ortaya çıkan sonuç şu, biz anlaşmasız Brexit yapmak istemiyoruz dedi parlamento. Bir kere daha parlamento iradesini ortaya koydu. Sıkıntı ne? Bizim otomotiv ve yan sanayimizin çok ciddi bir ihracatı var İngiltere'ye.
Ve şu an biz onu gümrük birliği çerçevesinde yapıyoruz. Peki Brexit olursa biz bunu nasıl yapacağız? Bir tercihli ticaret anlaşması mı yapacağız? Sayın Yıldırım Binali Bey başbakanken dedi ki merak etmeyin, yani biz hazır bir preferential trade dediğimiz bir ticaret anlaşması var ama bunun için karşıdaki muhatapların da hadi gel oturalım, bu sohbeti yapalım demesi gerekiyor. Şimdi biraz muğlak. Avrupa Birliği, Çağrı Hocam birazdan gelecek, sorusu olursa arkadaşlar cevaplayabilir. Avrupa Birliği'nde karar süreçleri de enteresan. Çıkacak bir İngiltere var, United Kingdom, Birleşik Krallık. Fakat bazı kararlar da oy birliğiyle alınıyor komisyonda. Yani ortada bir çıkacak olan bir ülkenin oyuyla da Avrupa Birliği'nin kaderi değişecek. Bu da tuhaf bir durum. Jeopolitik riskler, İran'a yaptırımlar ve biliyorsunuz Venezuela da buna eklendi daha bir hafta evvel. Üzerinde Suriye. Hocamın 2017 yılında Venezuela ile ilgili değil mi yazdığı harika bir makale var. Tabii ne oluyor? Makale düzgün olunca değil mi hocam? 10 yıl geçse de tak hemen karşıya çıkıyor. Neyse, evet. Allah'tan bir yıl geçti. Ben de retweet ettim. Hatta dedim ki Venezuela, hocam hoş geldiniz saygıdeğer rektör hocam. Venezuela ile ilgili uzatmayacağım. Çünkü zaten Mavi Hoca yeterince yazdı dedim. Hatta bir Twitter takipçisi de kızmış bana. Daha derin yazsana dedim. Bizde ustadan sonra söz alınmaz. Bak makalenin şeyini koydum. Çok net olarak anlatmışsınız. Şimdi durumumuzu anlatan ilginç bir videoyu takdim edeceğim. Kesinlikle doğru, bakın hani hurafe olmasın diye. Tabii. Komisyon başkanı diyor ki Google'ın CEO'suna, aptal dediğim zaman doğrudan Trump çıkıyor diyor. Bunu nasıl hallettiniz diyor. Ama o da things like relevance, freshness, popularity, how other people are using it. And based on that, you know, at any given time, we try to rank and find the best results for that query. And then we evaluate them with external ratings to make sure that, and they evaluate it to objective guidelines. And that's how we make sure the processes work. Well, it's not some little man sitting behind the curtain figuring out what we're going to show the users, basically a compilation of what users are generating and trying to sort through that information. Well, last year we served over 3 trillion searches. And, you know, we don't, you know, manually intervene on any particular search result. Konu bu. Yani aptal dediğiniz zaman Trump diye çıkıyor. Ve diyor ki vallahi biz bunu bilerek yapmıyoruz. Bunu dünya insanları bu şekilde kullanıyor diyor. Şimdi böyle bir durumdayken yavaş yavaş anlıyoruz ki bu adam aslında aptal değil. Bunun bildiği bir şey var. Fakat hocam herhalde birazdan başlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon kabusu geri mi dönüyor diye bir soru şu an değil mi ısındı gidiyor. Niye resesyon bizi endişelendiriyor Amerika'da söyleyeyim. Dünya ithalatının %33.2'sini Amerikalılar yapıyor. Çok ciddi bir rakam. Yani dünyada kim ne mal satıyorsa bunun 1/3'ünden azıcık fazlası Amerikalılara gidiyor. Amerikalılar mutluysa mal ve hizmet satın alıyorlar, ev alıyorlar vesaire. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinin iyi olması lazım ki dünya ekonomisinde bir büyüme olsun. Herkes diyor ki işte Çin yavaşladı falan. Ben Çin'in yavaşlamasından daha fazla buradaki endişeyi görüyorum. Çünkü Çin'deki Amerikan şirketlerinin ürettiği mal hizmetlerinin %82'si Amerika'ya satılıyor doğrudan. Dolayısıyla Çin'deki üretim durması demek aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretimin durması ya da satışın durması, şirketlerin cirolarının düşmesi, bilançoların daralması demek. Ona bir dikkat çekmek istedim. Ama enteresan hocam, E7 dediğimiz gelişmekte olan 7 ülkenin büyüme trendi, gelişmiş 7 ülkenin büyüme trendini şu an zaten geride bırakmış durumda ve gelişen ülkeler ya da gelişmekte olan ülkelerin çok ciddi bir şekilde kalkınma demiyorum.
ki ona da gireceğiz. Ama büyümeyle alakalı sanki önümüzdeki uzun yıllarda çok ciddi bir sıkıntısı olmayacağı, ben demiyorum, IMF Dünya Bankası raporları söylüyor. Hatta olayı biraz Türkiye'ye doğru indirgersek, geçen hafta çok uçuruma bir rapor yayınlandı 2 hafta evvel. Türkiye'nin 2030 yılında satın alma gücü paritesine göre 9.1 trilyon dolar ekonomisi olacakmış. Değil. Yani baktım hesaplama. 2030 yılında. Bek, mümkün gözükmüyor. Fakat PricewaterhouseCoopers'ın yaptığı biraz daha destekli rakamlarla yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin 2050 yılında tahmini olarak satın alma gücü paritesine göre 5.1 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olma imkanı var. Böylece 14. sıraya yerleşiyor. Hep aynı espriyi yapıyorum. Hocam Pakistan daha iyi bir yere. Evet, öyle geliyor maalesef. O yüzden milli gelirle alakalı bu hani ortaya sunulan tezler, büyümeyle alakalı sunulan tezlerde şu soruyu soruyorum. Hep rahmetli Erdoğan Erkin'i hatırlıyorum. Derdi ki Endonezya dünyanın 4. ülkesi olacak. Sabah kalktığında Endonezyalı gibi uyanmak isteyen var mı aranızda diye sorardı mesela. Ya yok. Demek ki yani bu milli geliri böyle şişirip büyütmek faydalı bir şey midir, değil midir, o tartışmayı birazdan hani size de bırakacağım. Sorun bize söyleyelim. Bundan devam edin. Ben demiyorum yine. IMF diyor ki 2019 biraz acıklı bir yıl olsa da Türkiye için. 2023 yani Cumhuriyet'in 100. yılına doğru yine 1 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olma imkanı var. Yani 2019 kötü geçecek fakat 2023'e doğru toparlanacaksınız. Biz demiyoruz ha. Bak orada IMF diyor. Ara sıra eleştiriyoruz onların hesaplama tarzlarını ama. Hocam bizim demediğimizi çiziyor. Bir daha vurgulamak. Biz yani. Demiyoruz. Tamam, çünkü geçenlerde oluyor. Enteresan. Şimdi sorun nerede? Altınbaşı Üniversitesi %100 İngilizce eğitim veren fakültelere sahip. %30 da var. Niye İngilizceye önem veriyoruz? Size şunu açıklayayım. Ben demiyorum, Statista diyor. Şu grupta Türkçe var. Bu lisan grubu 44 haftada ancak öğrenebiliyor İngilizceyi. Yani de biz de çok uzun uzadıya, hatta biz de İngilizce hazırlıktan mezun olanlar İngilizceden kurtulamıyor. Derslerde İngilizce öğrendikleri gibi bir de mesleki İngilizce konusunda da dersler koyduk. Hocalarım burada. Mecbur, çünkü 44 haftada öğrenebilen bir lisan bu. Hani bize diyorlar yani halıcılar bile konuşuyor bize. Ne konuşuyor işte? Come, sit down, go, carpet falan. Yani bunlar çok önemli bir İngilizce değil. Bizim istediğimiz böyle kendi ana lisanı gibi konuşan. Fakat kendi ana lisanının da insanın doğru konuşması gerekiyor ki yabancı bir dile hakim olsun. Şimdi buradaki sıkıntıyı geçenlerde rektör hocamın espri şeklinde paylaştığı videoyla size gösteriyorum. Sesi de yükseltirsen sevinirim. Büyük bir şirkette project manager olarak çalışıyorum. Öğretim ve ekibi ilgileniyorum. İşe başlarken büyük ekibi de road map'imizi belirliyorum. Schedule'ı bir listemizi çıkarttıktan sonra çalışmaya start veriyorum. Belgeler print ediliyor. Screenshot'lar hard copy olarak elimizde oluyor. Brainstorming gibi aramızda discuss ediyoruz. Slide'larımızla online video call'la nelerin nice to have, nelerin must olduğunu confirm ettikten sonra prosesi update ediyoruz. Aksiyon alınacak konuları son kez check edip aksiyon alınacak. Dosyaları teşvik, maili, ilgili birime esayn edildi. Deadline yaklaşırken follow-up önemli. Urgent bir işte karşı tarafı kuş etmek gerekiyor. Tabii ki bir yerden sonra o örgütlüğünden herkes daha mı oluyor? Ama bizim işte üniversite olmak şart. Nasıl? Şartı anladım. Ona. Şimdi araya is, are, of. Tabii. Filan koysan İngilizce. İngilizce dönüşür. Şimdi bunu niye koyduk tabii? Şimdi bazı sorunları ekonomide aradıkları zaman tabii hoşuma gidiyor. Yani hocamın da gidiyor. Niye? Çünkü dert ekonomi ya. İşte döviz niye çıktı? Enflasyon niye yüksek? Faiz. Ya bazı dertler öyle temel yerlerdi ki. Bazen de onu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla Mahvi hocamın babamın vefatından sonra beni arayarak çok güzel bir sözü var. Dedi ki sen ekonomist olmaktan çok biraz daha filozof olmaya başladın dedi. Başka da çare yok gibi hocam. Ya sizi de görüyorum işte Hitit tarihinden başlıyorsunuz. Biz aslında işin bayağı bir temeline inmeye karar verdik. Şimdi çok hızlı gideceğim. Bizim aslında sıkıntımız işte Merkez Bankası karar verdi. Bak faizleri zamanında bilmem. Bunların hepsinin bir temeli var. Biz sürekli olarak zafer anlarına bakarak yaşıyoruz. Ama hiç mağlubiyetlerden ders alan yok. İlginçtir. Mesela şurada İskender Pala'nın İtiraf kitabı var. Ezberden okuyabilirim. 5 defa aynı yeri okudum. Yavuz Sultan Selim
Ulemaları çağırıyor. Diyor ki ya siz diyor dedem Fatih Sultan Mehmet zamanında niye birbirinize girdiniz diyor. Ulema kısmı birbirine girer mi hiç diyor. Böyle şey olur mu? Bir tanesi diyor girer diyor sultanım. Eğer ki diyor nefisler diyor akılla yönetmeye başlarsa diyor. Nefis aklı yönetme. O zaman her şey olur diyor. Çünkü anlatayım diyor. Fatih Sultan Mehmet diyor büyük hükümdardı ama diyor. Ulemaları aralarında tartıştırmaktan çok hoşlanırdı. Ortaya bir münazara atardı. Ama diyor heyhat diyor her diyor mücadelenin ve her müzakerenin bir tane galibi olur. Mağlup olanlar da eve diyor gönlü kırık olarak döner. Gönlü kırık olan dönenlerin de diyor maalesef nefisleri diyor akıllarına hakim gelir. Oradan da maraza çıkar diyor. Dolayısıyla biz neden mağlup olduğumuzu çok düşünmeden nefislerimizin esiri olduğumuz için sürekli olarak başkalarının zaferlerine bakıyoruz. Hiç kendi mağlubiyetlerimize ilgilenmiyoruz. Nereden söylüyorum? Biliyorsunuz hem hocam hem ben bir sürü kitap yazıyoruz. Hiç biliyor muydunuz? Yayın evleriyle sabahtan akşama haşır neşiriz. 100 tane iyi satan kitabın arkasında 100 tane yayıncı bulamamış yazar var. Onun arkasında 100 tane başlamış bitirememiş var. 100 tane ya ben de yazayım mı ondan sonra diğer. Onun arkasında 100 tane. Yani sadece başarılı kişilerin yaptıklarına bakıyoruz. Çünkü başarısızlık duymaktan çok hoşlanmıyoruz. Hatta kendi başarısızlığımızı da sürekli es geçiyoruz. Yani buraları uzatmayacağım. Çünkü bizim bir, mesela yabancı bundan ders alıyor. Yabancı mağlubiyetlerden ders alıyor. Biz çok mağlubiyetlerimizden ders almıyoruz. Biz sadece zafer anlarına bakıyoruz. Fakat o zafer anları da çok enteresan, istikrarlı değil. Şans eseri. Şans eseri başardığımız işleri üzerine ciddi büyük yapılar kurmaya çalışıyoruz. Sıkıntı. Mesela gerçeklerle yaşayalım. Her şeyden mana çıkarma. İşte uçakta gidiyordum, buluta baktım, babamın yüzünü gördüm. Tabii bulutlar hazırlandı, senin babanın yüzünü, alakası yok. Sen aklından çıkartmadığın şeyleri görüyorsun aslında. Yani ona bakarsan duvara bakıp da görebilirsin. Mesela biz rektör hocamla mühendislik fakültesi dekanımız Osman Hoca tavla turnuvasında yarı final mi final miydi hocam? Karşılaştık. Şimdi hocanın üst üste 4 kere 6-6 atması tuhaf bir olaydı. Onu kabul ediyorum. Halbuki üst üste 5-4 atması da aynı şey. Probability olarak. Fakat şöyle bir şey oldu. Hoca dedi ki Osman Hoca hadi 5-3 dedi. 5-2 geldi. Yarayan zar 5-2 idi ve oyunu kazandı. Mesela bu tuhaftı. Tamam mı? Onun üzerine Turgut Hoca rektör yardımcısı uçakta direkt Osman Hoca'nın yanına oturdu ve dedi ki seni değil, seni koruyan kimse ona güveniyorum dedi. Mesela bu enteresan. Mesela bu ders almak. Anlatabildim mi? O yüzden lütfen böyle üst üste gelişen olaylardan dem vurup ya yaşasın işte ben çözdüm. Mesela hocamın makalelerine cevap yetiştiren var. Çok eğlenceli oluyor. Bana da o öyle değil böyle diyor. Ya öyle mi falan. Yani eğlenceli oluyor ama her şeyden bir mana çıkarmasanız iyi olur. Herkes öyle diyor. Biliyor musunuz ya? Türkiye'de kitap okumayan insan %53 ve sen hala diyorsun ki herkes öyle diyor. Bu herkes öyle diyor çok kötü bir şey. Ya herkes bu işte. Tamam mı? Ondan sonra bana enflasyon niye yükseldi? Döviz niye yükseldi? Kitap okumuyor ya. Yani. Merak da etmiyor. Bu seve seve aldattım diye bir kitap yazdım ben. Eğlenceli. Ondan sonra hanımların, beylerin olduğu bir ortamdayız. Herkesin önünde kitap var. Kimse bir sayfasını bile çevirmemiş. Yazar yanında duruyor. Hiç kimse yani hiç merak etmedi bir satırını okumaya ve iki saat kitabı tartıştılar. Çok eğlenceliydi. Gerçekten ya. Yazar orada. Yazara hiç sormuyorlar. Çok ayıp olmuyor mu hocam diyor. Seve seve aldattım diyor. Ya hikayeyi hiç okumamış bile. Yani 14 tane hikaye var ayrıyeten. Yani anlamıyor ki aralarından birisi. Provoke etmek için koydum onu falan. O yüzden herkes öyle diyor. Geçmeyin sakın. Devam. Ama çok emek verdim. Ama çok para harcadım. Mutsuz evlilikler, batan işler. Hep bunun yüzünden. Ondan sonra işte ben hükümete güvendim bilmem ne falan. Hayatınız Concorde uçağı gibi olmasın. Bak dünyanın en batak projesi. Ciddi ve çok kötü bir uçak kazasıyla bitti. İsviçre'de uçaktan indim. Karşıma bir reklam çıktı. Where no man has gone before diyor. Iridium. Yani diyor ki insanın olmadığı her yerde. Nasıl satacak bunlar? Battı herifler zaten. Anlatabildim mi? Yani çok emek ama çok direndi adamlar. Yani alçak yörünge uydusuyla millete topu topu 10 bin tane mi ne satmışlar falan filan. Oluyor bunlar. Şeyi hatırlıyor musunuz? Katlanan tüfek icat etmiş Fransızlar. 15 kişi kendini vurmuş. Hemen şey yapmışlar. Yani böyle şeyler var. Akla yatmayan ayrıntıları yok etme. Dünyanın en tehlikeli şeyi. Mesela bir projeye çıkacaksınız. Siz projenin nihai hedefini düşünüyorsunuz. Hayal o
Ama işte birileri diyor ki abi öyle dedin de böyle falan, aman aman sus diyor falan. Yani kimse dinlemek istemiyor. Akla yatmayan bütün ayrıntıları yok ediyorsunuz ve projeyi harika olacağını zannediyorsunuz. Ondan sonra şey, teknik direktör kov, oyuncuyu beğenme. Ya model yanlış. Yani kurduğunuz model yanlış olduğu zaman insan kaynağında arıyorsunuz sorunu. Halbuki modelin yanlışlığını sorgulamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Otoriteye boyun eğme. Biliyor musunuz bunu? Yani benim mesela en hoşuma giden şey bu. Adamın teki bir deney yapıyor. Diyor ki bütün asistanları da çağırıyor. Bakın diyor, karşıdaki adama diyor elektrik vereceğim diyor. Ve dozajı şu. Normal, çok, ölümcül. Şaka değil. Koymuş öyle. Bütün asistanlar da duruyorlar. İlk önce adama elektriği veriyorlar. Hafif böyle kıpırdıyor. Çoka çeviriyorlar. Adam başlıyor breakdance gibi böyle hakikaten çarpılıyor. Ölümcüle doğru çevirirken sadece bir tane asistan. Abi ne yapıyorsun ya falan diye. Öbürleri böyle seyrediyorlar. Meğerse adam aktörmüş. Elektrik falan da bağlanmamış. Psikolojik test yapmış hoca bunlara. Yani hanginiz otoritenin yaptığı yanlış davranışa ayağa kalkıp itiraz edecek cesarete sahipsiniz diye. Bu çok önemli bir deney. Bunu hiç unutmayın. Yani amirinizin yaptığı hataya turn the blind eye diyorlar ya İngilizce. Böyle görmezden geleyim, ayıp olur falan. Bunlara gerek yok. Direkt olarak atlayacaksınız. Şimdi size görüşte algıda yanılma videosu. Cierran los ojos y flotan, flotan. Olayımız bu. Moral of the story, her gördüğüne inanma. İki, niye istikrarsızlık var, niye dalgalanıyoruz? Biz yavaş gerçekleşen değişimlerden hiç hoşlanmayız. Yani 2 dakika içerisinde sonuç bekliyoruz. Halbuki bazen yavaş gerçekleşen büyük değişimler olur. Yabancılar sabırlıdır. Söylüyorum, Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde teknik direktörün değişme ortalamasını söylüyorum. 1.6 yıl. Alman Futbol Federasyonu kuruları 100 yıldan fazla oldu. 11 teknik direktör değiştirmiş topu topu. Hiç bunların yenilmediği bir zaman yok ya. Yeniliyorlar. Değil mi? Ama 11 teknik direktör. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı değişme oranı 2.4 yıl. Yani ortalamayı vurduğunuz zaman hükümetin tamam süresini bitiren hiç şey yok. Milli Eğitim Bakanı yok ilginç bir şekilde. 1-2 tane belki. Şimdi dolayısıyla istikrar için biraz sabır gerekiyor. Biz sabırsızız. Devam ediyorum. Aklı kantitatif değil, dramatik olarak kullanmak. Yani dramatik düşündüğümüz için de süper hata yapıyoruz. Bakın bunlar iktisadi kararları etkiliyor. Size gerçek bir hikaye. Annem öldü, babam öldü. Vallahi doğru. Annem öldü, annem öldükten sonra babam öldü. Şimdi böyle dinleyince iyi. Annem öldü ve babam matemini tutarken öldü. Bu daha eğlenceli. Ama işin doğrusunu söyleyeyim. Annem 1994'te öldü, babam 2013'te. Ama yemin ediyorum her gün annemi sayıkladı. Ha şimdi böyle baktığınızda hepsi doğru bunların. Fakat aklı kantitatif kullanmak, soru sormazsanız eğer, yani sorgulamazsınız, sadece birinci verilen bilgiyle yetinip süper yanlış kararlar verme ihtimaliniz var. Hızlı gideyim. Sen ne yaparsan yap, vatandaş bunu yapıyor bak. Bu da yanlış. Ben acayip model kurdum. Tamam mı? Böyle bir tasarım var, uçuyor adam diyor. Tamam abi deyip buradan yürüyor gidiyor yani. Ve niye diye sormanız yanlış, sizde hata var. Adam diyor ki benim kolayım bu diyor. Bu adama böyle böyle, adam sabah otobüse yetişecek, taksiye yetişecek, değil mi? Bir yere yetişecek, havaalanına yetişecek. Bakar mı adam hiç ona? Şimdi bunu gören bir kişinin mutlaka modeli değiştirmesi lazım. Bildiğin kadarıyla yetinme. Ben hayatımda mesela vallahi ne olduğunu anlamadım diyen uzman görmedim. Geçen hafta ameliyat oldum. Çünkü bu sinüs borumun içerisinde bir metal parçası buldular. Şimdi 2 tane doktora gösteriyorum benim normalde diş işlemlerimi yapan. Birbirlerine baktı, bir şey uyduracaklarını anladım. Dedim ki Allah aşkına bilmiyorum deyin. Tamam bilmiyoruz hocam diye itiraf ettiler yani. Gerçi oluyor. Ondan sonra. Mesela altın başta böyle bir şey olmaz. Ha, dişçiyi söyleyeyim nedenini. Ben Duman grubunun bas gitarıyken baterist olan Yusuf benim dişçim oldu şimdi. Yani ikimiz de başka yöne doğru geçtik. O da benim eski alışkanlığım, kardeşim gibi Yusuf Turan'a gittim. Şimdi Yusuf da tabii bakmakla görmek arasında fark var. Diş hekimi olduğu için panoramik röntgende
sinüs borusunda duran şeye hiç bakmamış. Hiç görmemiş. Ben de hoca oraya bakmıyorum ki diyor. Ben dişine bakıyorum diyor. Mesela bu enteresan. Geniş açıdan baktığınız için Alex Ferguson'un yaptığı gibi yapın. Tribüne bir çıkın, bir uzaktan seyredin. Gözlemin gücü. Şimdi bütün bunları yapınca dövizi, faizi falan konuşmuyoruz. Az bilgi, bol özgüven. Mesela önce bozulacak, sonra düzelecek. Ben çok duydum bunu. Hiç alakası yok. Sakın yapmayın. Böyle bir yalan söylemeyin. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Saçma. Hiç alakası yok. En kötü karar adı üstünde en kötü karar. Tamam. Elinizde dijitallik var. Big data var. Değil mi? Olmadı 10 kişiye sor. Ama en kötü karar hep en kötü karar. Yani kararsızlıkla alakalı artık bir sıkıntı çekmemeniz lazım. Şimdi ya hocam haklısın da kim yapıyor bunu? Vallahi öyle demeyin. Ona geçenlerde Halkbank'la beraberdim birkaç bankacıyla. Siz kredi kararlarını nasıl veriyorsunuz? Size bir örnek vereceğim dedim. Hazır mısınız? Seyrettiriyorum. Biraz siniriniz bozulacak. Sevgili web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte TÜBİTAK'ın kabul etmediği fakat dünyanın peşinde koştuğu projelere bakacağız. Hemen başlayalım istiyorum. İleride arkadaşımız sıvıların içerisinde bulunan su miktarını mikroskopla tespit edebilecek bir düzenek geliştirdi. Ve bu geliştirdiği sistemle birlikte TÜBİTAK koşar adımlarla gidiyor, yarışmasına başvuruyor. Fakat bırakın herhangi bir ödülün verilmesini, finale bile kalamıyor. Fakat ileride yılmıyor arkadaşlar, projesini alıyor ve Polonya'daki Nobel Fizik Ödülü'ne ilk adım atlı yarışmalara katılıyor. Sonuç mu? Birinci seçiliyor, hatta tüm dünyanın dikkatleri onun üzerine toplanıyor. Tabii ki ileride başarısı bununla bitmiyor arkadaşlar. Aynı dönemde NASA'da teknoloji şefi olarak çalışan Mesut Tek isimli bir profesör, ileride NASA'ya çalışmaya resmen davet ediyor. Sonuç olarak İlayda Üniversite 2. sınıfa geldiğinde NASA'nın Mars projesinde çalışmaya hak kazanıyor, hatta ekibe dahil oluyor. Kızın canı kurtulmuş. Tuna adı Kozak, madencilerin hayatını kurtarabilecek bir sistem geliştiriyor. Tuna, maden ocaklarında çalışan işçilerin bir kaza durumunda anlık olarak yerlerinin tespit edilebileceği, konumların kayıp altına alınabileceği ve müdahalenin daha hızlı gerçekleştirebileceği bir proje sunuyor. TÜBİTAK ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Projeyi kabul bile etti. Tuna da tıpkı İdare Gücü'nü yılmıyor. İzmir'de düzenlenen 5. Doğese ve İstanbul'da düzenlenen 25. Dev adlı projelere başlıyor. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Doğese'yle birlikte Londra'ya giden Tuna bu projesiyle birlikte hem inovasyon özel ödülüne kapıyor hem de oradaki bütün projeler arasında birinci seçiliyor. Mehmetcan Dursun ve İrfan Efe Bozcu. Mehmet ve İrfan'ın geliştirdiği proje özellikle şeker hastaları işine yarayacak bir proje arkadaşlar. Bir yara bandı geliştiriyorlar. Bilenler vardır şeker hastalarında veya bu tarz hastalıkları olan insanlarda yaralar hemen iyileşmez. Fakat bu ikinin geliştirdiği yara bandını yaranın üzerine yapıştırdığınızda yaranın kendi kendine yok olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Peki bu fikir akıllarına nereden geliyor onu da anlatayım. İkilimiz Irak'ta savaşan ABD askerlerinin yaralandıklarında üzerlerine kitosan tozu döktüklerini öğreniyor. Ve bu toz yengeç ve karides kabuğunda bulunuyormuş arkadaşlar. Bunun üzerine atık durumda olan yengeç ve karideslerin üzerlerindeki kabukları alıp bu yara bandını geliştiriyorlar. Tabii ki de hemen koşa koşa önce kendi ülkelerindeki bilim kurumu olan TÜBİTAK'a gidiyorlar. TÜBİTAK ne yapıyor? Tahmin edebiliyorsunuz projeyi reddediyor. Bu dostlarımızla yılmıyorlar ve ABD'deki Cilvus Olimpiyatlarına başvuruyorlar. Tabii ki de bu projede birinci gözünü alıyorlar. Ayrıca ABD'de bulunan Oswego Üniversitesi'nden de 10 bin dolarlık burs artı tüm eğitim masraflarını karşılanacak. Merhaba. Şimdi sinirleriniz bozulmasın diye kestim. Çünkü 10 tane falan var böyle. Şimdi burada kabahat o değerlendirme yapan kişilerde anlatayım ve bitireyim. Hataların önemli bir kısmı 21. yüzyılın gereği gibi davranma var. Eğer hiyerarşiyle yönetirseniz sanatı, bilimi, kültürü tabii gönlünüze gelen dosyaları işte bankadan kredi veren adam gibi değerlendirirsiniz. Çünkü anlamadığı şeyi otomatik reddeder. İnsan beyni genellikle anlamadığı şeyi otomatik reddeder. Hatta aklına yatmayan şeylere öfkelenir. Hakkında bir şey vardı. Birisi der ki ya o senin söylediğin gibi diyor. Acayip sinirlenmeye başlar. O yüzden döviz kurları, faizler, enflasyon, tuhaf piyasa hareketleri, piyasa bozucu davranışlar veyahut da 10 sene sonra var olmayacak fabrika için Ankara'ya gidip ithalat vergilerini arttırın, bizi biraz daha suni teneffüs verin demeler vesaire. Bunların hepsi yine dönüp dolaşıp Atatürk'ün dediği yere geliyor. Şahsi menfaattir. Toplum menfaatinin üzerinde tutarsan, ya çok acele gitmem lazım, evde hanım bekliyor deyip dosyalara üstün körü bakmak. Ona kredi değerlendirmelerini yaparken, ya ben bunu bilmiyorum deyip at, halbuki bir yere sorabilirsin vesaire vesaire. Bütün bunların hepsi toparlandığında hocam, aslında daha dövize, faize falan filan sıra gelmeden, sıranın bizde olduğu anlaşılıyor. Kendi psikolojik durumumuz ve bizim davranışlarımız aslında bütün bu sonuçları veriyor. Siyasette de aynı durum var.
iş dünyasında da aynı durumda. Şimdi son olarak şunu da bitiriyorum. Sonra söz size ustadan sonra alınmaz da. Yarın Alyans'ta bizim bir köşem var biliyorsunuz. O Alyans'ta genç yöneticilere tavsiyeler diye kısa bir yazı yazdım. Ve çok eğlenceli. Size okuyacağım. Ve 1979 ile 1999 arası doğumlular varsa ellerini kaldırsın. Bayağı var. Daha şimdi asıl sizi kurtarabilirim. Öbür taraf biz olduğumuz için kurtarır durumdan çıktık artık yani onu söyleyeyim. Şimdi yıllardır hem Türkiye'de hem de dünyayı iş sebebiyle karış karış geziyorum. Nerede olursam olayım karşımdaki insanların gözünde saygıyla karışık şüpheyi de görebiliyorum. Çünkü akademisyen kimliğiyle değerlendiriliyorsunuz ama durum farklı. Benim tarzımdaki akademisyenlerin çoğu ya devlet ya özel sektörde ciddi görevlerde bulunmuş, kritik kararlar almış, milyarlarca liranın sorumluluğunu almış kişiler. Ya çok başarılı olsalardı bunlar zaten akademisyen olmazlardı diyenlere inat, bizler çok parayı değil, çok öğrenmeyi tercih ettik, öğretmeyi değil. Öğrenip anlamak dünyanın en keyifli işi. Bu keyfi hiçbir işe ya da maddi büyüklüğe değişmeyiz. Buranın tadını alan da öyle kolay kolay bırakamaz. Katıldığım toplantılar ya da yönetim kurullarında yaptığım uyarılara bazen hocam bunlar kağıt üzerinde güzel veya hocam yine ders anlattın bize diye yorum yapanlar oluyor. Tebessüm ediyorum. Çünkü bunu söyleyenlerin hiçbiri aldığımız riskler, yönettiğimiz hacimler veya baskı altındayken doğru karar vermek gibi deneyimlerimizden hiç haberdar değil. Unutmadan söyleyeyim. Bizim gibi insanları zengin her zaman haklıdır diye susturmak da pek mümkün değil. Biz kurumları, hissedarları, çalışanları ve nihayetinde Türk milleti adına uyaran kişileriz. Tecrübeme dayanarak söylüyorum. Firmaları sıkıntıya sokan işler ne döviz, ne enflasyon, ne faizdir. Çoğu zaman yönetim kurulunda gündemine alınmayan maddelerde gizlidir bu iş. Maalesef en büyüğünden en küçüğüne kadar firmalarda tüketicideki değişim, teknolojik gelişmeler, insan kaynağı seçimleri, yönetim modelleri asla egzekutif düzeyde tartışılmaz, görüşülmez. Ayrıca şirketlerin büyük bir çoğunluğu 10 milyon TL civarında ciro nasılken yönetiyorsa 1 milyar ciroya çıktığında yine aynı düzende yönetmeye kalkılır. CEO ya da genel müdür genellikle patron tarafından kendisini teyit eden karakterlerden seçilir. Sonra da işler niye ters gidiyor, neden personel mutsuz, neden tüketiciye ulaşamıyoruz diye sorular soruluyor. Kabahatli kim oluyor? Enflasyon, döviz, faiz. Genelde arayışların sonucunda kabahat insan kaynağında bulunuyor. Çünkü modelin hatalı olduğu kabul edilmiyor. Spor kulüpleri buna en güzel örnek. Model yanlıştır ama birisi çok orijinal diyerek benimsetmiş olduğu için değişemez. Sürekli teknik direktör değişir, oyuncu değişir ama ortaya ara sıra saman alevi gibi başarı çıkar. Bak haklı çıktı gördün mü derler. Ve modeli değiştirmek yine bir kenara gider. Fakat nihai sonuç değişmez. Kurumlar yavaş yavaş geri gider. Bu tip firmaların içinde tecrübeli, kabiliyetli ve basiretli insanlar varsa bu kişiler mücadeleden hemen vazgeçmezler. Bizim gibiler bu süreçlerden geçmiş ve hala geçmekte olduğu için soğukkanlı bir şekilde gerekli yerlerde gerekli müdahaleleri yaparız. Bazen ısrarla tekrarlayarak, bazen zamana bırakarak, bazen de doğrudan eleştirerek. Bu eleştirilerin birebir veya özel görüşmelerde yapılması asla sonuç vermez. Hatta dedikodu gibi de değerlendirilebilir. Dikkatli olun. Dolayısıyla itiraz ve uyarılarınızı kayıt altında ve gerekiyorsa şahitler huzurunda yapmaya gayret edin. Ancak şunu da unutmayın. Kabus 11. yüzyılda bir kitap kaleme almış. Kabusname. Orada bakın ne diyor. Toplum içinde verilen nasihat sırta vurulan kırbaç gibidir. Dolayısıyla yapacağınız uyarıları ne öğüt gibi verir geri gibi yapın ne de öğretir gibi. Hele ki patronlara hiç yapmayın. Önünde sonunda herkesin bir egosu sorunu var. Benden tavsiye uyarıları alaycı veya öğretmen tavrıyla değil net hatta gerekiyorsa sertçe yapın. Hatta gerekiyorsa tartışmanın dozajını yükseltin. Böylelikle sizin ciddiyetiniz ve samimiyetiniz daha rahat anlaşılır. Yine de benden tavsiye böyle anlardan çok fazla yaratmayın. Çabuk sakinleşin ve nezaketi muhafaza edin. Eğer kötü niyet yoksa
herkesin doğru bildiğini savunmaya çalıştığını asla unutmayın. Tüm mizansen, patronların doğru karar alması için gerekli tartışma ortamının yaratılmasıdır. Şunu da sakın unutmayın. Önemli olan tartışmanın galibi olmak değil, doğru olanı yapmaktır. Eğer size ait fikir kabul edilmişse, sakın ha doğrudan sahiplenmeyin. Bırakın başkaları söylesin. Unutmayın, her tartışmanın sadece bir galibi olur, mağlup olanın ise gönlü kırılır. Bu sebeple zaman içinde onların gönlünü alın. Çünkü herkesin fikrine ihtiyaç var. Bunu unutmayın, nefsiniz aklınıza hükmetmesin. Etrafınızda başarılarınız dolayısıyla gruplar oluşmasına asla müsaade etmeyin. Böyle bir gruplaşma tarafsızlığınızı bozar, firmaya zarar getirir. Sosyal ortamlarda patronlar, yöneticiler ve personel ile fazla içli dışlı olmayın. Her zaman bir kol mesafesinde, saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkilerinizi yürütün. Unutmayın ki eğlenceli olduğunuz için değil, doğru kararlar verdiğiniz için saygı görürsünüz. Bir de üzerine sizi seviyorlarsa bunun da kıymetini bilin. Arz ettim efendim, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, döviz, faiz, enflasyonu metafor olarak kullandım. Ekonomi konuşmadım. Size bırakın. Konu yani. Neydi hocam? Konu, biz bu hale niye geldik? Niye geldik? Ve bundan sonra nasıl çıkacağız? Bu gittikçe tabii o kısmı biraz tehlikeli hale geliyor tabii. Ama ne, biz bu hale niye geldikle başlarsak bir çıkamayacağız gibi işin içinden ama ben birkaç şey söyleyeyim bu işi biraz ekonomiye taşıyarak. Şimdi Emre Hoca'nın bahsettiği meseleden yola çıkarsak, yani bir resesyon içine gidiyor muyuz, var mı, resesyonda mıyız, değil miyiz? Çünkü çok konuşuluyor bu iş. En son Davos öncesinde World Economic Forum 800 CEO ile bir anket yaptı. Bu anketten çıkan sonuç, birinci endişenin resesyon, küresel resesyon olduğu şeklinde çıktı. Tabii insanlar kendilerine göre farklı bakış açılarıyla bakarak cevaplandırdılar. Bu 800 CEO içinde Çinliler, Japonlar ve Latin ülkeleri birinci sıraya resesyonu koydular. Biz yanmışız dediler. Yani resesyona gidiyor dünya. Neden? Çünkü herkes kendi penceresinden bakıyor olaya. Çin hakikaten kötü gidiyor. Japonya zaten 30 yıldır resesyonda. Latinlerin de kendilerini sürekli o durumda görmelerine şaşacak bir durum yok. Onlar da hep giriyor çıkıyor işlere. Buna karşılık Avrupalılar bu endişeyi ikinci sıraya koydular. İkinci en korktukları olay dünyanın resesyona gireceği. Ötekiler birinci sıraya koymuştu. Amerikalılar üçüncü sıraya koydular. Gerçekten de şöyle bir baktığımız zaman dünyadaki gelişmeye, küresel krizden en fazla çıkmış gibi görünen ülke Amerika bugünkü görünüm itibariyle. Nereden çıkarıyoruz bunu? Burada daha önce de konuştuk, anlattık. Kabaca %2,5'lara varmış bir büyümeyi yakaladılar ki bu Amerika'nın zaten potansiyel büyümesi. Hatta onun da biraz üzerindeler, bir çıt üzerindeler. İşsizlikte %4'ün altına geldiler ki Amerika'nın zaten doğal işsizlik oranı %4. %3,9'lara kadar indirdiler, becerdiler. İdeal enflasyon diye gördükleri oran %2, tam da oradalar. Aşağı yukarı oradalar. Dolayısıyla Amerika resesyondan, daha doğrusu küresel krizden çıkmış gibi görünüyor. Görünüyor ama emin değiller. Neden? Çünkü Trump yazdığınız zaman aptal çıkıyor karşınıza. Biraz önce söyledi Emre Hoca, bunu koydu. Yani adamın ne yapacağı bilinmiyor. Bazı yaptığı şeyler sonradan Amerika'nın lehineymiş gibi çıkıyor ama her Amerika'nın lehine olan şey dünyanın lehine değil. Bu çok önemli bir hadise. Yani Amerika tasarrufunu arttırabilir. Kendisi için iyi olabilir ama bütün dünyayı batırırsa eğer bundan, ya, o zaman kendi de batar. Nitekim Çin o duruma düştü şimdi. Yani Çin'e baktığımız zaman küresel krize girildiğinde krizden en uzak ülke Çin gibi görünüyor. Neden? Çünkü %14'lerde, 12'lerde büyüyor. Enflasyon gibi bir sorunu zaten yok. İşsizlik sorunu hiç yok. Öteki sorunların ne olduğu da bilinmiyordu. Değerli dostlar, büyüme dediğimiz şeyin ilk bölümü büyü, biliyorsunuz. Gerçekten büyümenin içinde büyü var. Yani büyüme öyle bir şey ki insanları büyülüyor. Ekonomi kendi haddinden, kendi olağanından ötede büyüdüğü zaman herkes her şeye gözünü kapatıyor. Başka şeyler kabul edilir hale geliyor.
İşte yolsuzluk varmış, ahlaksızlık var, şu bu filan, bunların hiçbiri görünmezden, görmezden geliniyor. Çünkü herkesin işi iyi gidiyor. Ekonomi büyüyor. Herkes istihdam edilebiliyor, iş bulunabiliyor. Bu müthiş bir körlük yaratıyor. Bütün dünya için geçerli bu. Hatta merkez bankaları bile en çok bu olayları gözleyebilecek, tarafsız bakacak. Çünkü bağımsız hepsi. Çok. Kurum pozisyonda olmasına rağmen onlar bile sorunları aslında fiyat istikrarıyla uğraşmak olsa bile büyümenin etkisiyle onlar da göz ardı etmeye başlıyorlar. Çin'de böyle oldu. Çin o kadar yüksek büyüdü ki %12'lerde, 13'lerde. Herkes bunun altında ne olduğunu bıraktı. Ve Çin'de bir sürü sorun meğer halının altına süpürülmüş. Ne zaman ki büyüme %6'lara doğru düşmeye başladı, ya bu niye düştü acaba diye araştırınca bir sürü pislik çıktı ortaya. Mesela bunlardan birincisi, inanılmaz büyüklükte bir gölge bankacılık var Çin'de. Yani krediyi ver, geri alma tabii. Gibi yapan ama bankacılık kurallarına asla tabi olmayan bir sistem var. Çok büyük bir sistem. Ne kadar büyük olduğu da bilinmiyor. Sadece büyük olduğu biliniyor. Sayı yok elde. Çin'deki verilerin çoğunun ne kadar sağlıklı olduğu bilinmiyor. IMF'le paylaşıyorlar filan ama bilmiyor insanlar. Kimse bilmiyor. Bir başka konu, 2008'de Çin küresel kriz çıkıp da Çin'de de bir takım durgunluk emareleri ortaya çıkmaya başlayınca altyapı yatırımlarına müthiş destek verdi. Stimulus Program adı altında bir program başlattılar. Bankalar müthiş şekilde kamu harcamalarına kredi verdiler. Her yerde AVM'ler bizdeki gibi. Hayalet şehirler var Çin'de. Hayalet kasabalar var. Kasaba yapılmış. Kimse yok oturan. Boş. Ama yapılırken müthiş bir harcama var ve canlılık var. Bizde de var. Zekeriya Köy'de biraz ilerilere giderseniz 100-150 konutun olduğu böyle kooperatifler var. Bir kişi oturuyor. Bir de bekçi var. Tabii Çin'deki bizimle kıyaslanmayacak kadar çok büyük. Sonunda ne oluyor? Bunlar bitiyor. Alan yok. Alan olmayınca bu alınan krediler nasıl ödenecek? Ödenemiyor. Bu sefer bankalar zor duruma giriyor. Bunlar kamu bankaları. Ha bu sefer devlet o bankaları kurtarmak için devreye girmeye başlıyor. Yani piyasa ekonomisini bir kere bozmaya başladınız mı? Ki Çin'de biliyorsunuz piyasa ekonomisi ne kadar geçerli, çok tartışmalı. Merkezi planlamayla ilgili. Devlet ne derse iyi kötü onlar oluyor bir ölçüde. Mesela bu sorunlar çıktı ortaya. Bu çıkınca arkasından borçluluk sorunu çıktı. Çin cari fazla veren bir ülke. Dışarıya borcu çok fazla yok. Öyle bir borcu yok. Cari fazla veriyor zaten. Ciddi fazlası var. Ama içeride inanılmaz bir borçluluk var. Hane halkı borçlu, özel sektör borçlu, bankalar borçlu. Herkes birbirine borçlu. %300 borç oranı. Gayri safi yurt içi hasılası. Çin dünya rekortmeni. Japonya'dan daha kötü. Japonya'nın da dışarı borcu yok. O da cari fazla veriyor. Ama böyle bir olay var. Birinin bunları çözmesi lazım. Efendim bunlar birbirine borçlu ile olmuyor bu iş. Çıkamıyorsun işinden, sonunda devlete geliyor. Dolayısıyla Çin'de böyle de bir sorun var. Bütün bunlar tabii Çin'in, bütün bu olay büyüme düşmeye başladığı zaman devletin tahsil ettiği vergi gelirleri de düşüyor. Çünkü piyasada canlılık bitiyor. Bütün bunların üstüne bir de Amerika'nın, Çin'in ihracatı düşüyor. Unutmamak lazım, yani Çin çok yaratıcı bir ülke. Gerçekten inovasyon korkunç. Gençler müthiş yaratıcı. Her gün yeni bir şey bulunuyor, yeni bir şey çıkıyor piyasaya. AliExpress'i hepiniz izliyorsunuzdur işte. Ufak tefek bir sürü buluş çıkıyor her gün. Her gün yüzlerce buluş çıkıyor piyasaya. Yaratıcılık orada sonsuz. Ama unutmamak lazım ki aynı durum Japonya'da da vardı. Japonya 30 yıl önce bir girdi bu işin içine, bir daha çıkamadı ve Japonya neredeyse silindi gitti. Dünyada Japon yaratıcılığı son derece geriye düştü. Tamam, robotikte falan bir şeyleri var ama müthiş gerilediler. Yani Hong Kong geldi geçti, şey olarak değil, büyüklük olarak söylemiyorum. Yaratıcılık, inovasyon olarak. Kore yani. Geçti, ha. Çin geçti. Japonya yeni bir şey yapamaz oldu. Markaları gitti elinde. Çok ciddi bir düşüş oldu. Yani o ivmeyi kaybettiğiniz anda yaratıcılık da gidiyor. Yavaş yavaş eğitim bozulmaya başlıyor. Her şey elden gitmeye başlıyor. Çin böyle olur anlamında söylemiyorum. Çin buraya gider, gitmez, batar, batmaz, bunlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Muhtemelen de batmayacaktır. Muhtemelen de buradan çıkacaktır ama Çin'in çok ciddi bir teklemeyle karşı karşıya olduğunu bugün görebiliyoruz. Böyle bir sorun var. Brexit'le ilgili birkaç cümle edeyim.
Emre Hoca çok güzel onu da koydu ortaya. Orada ciddi sorunlar ortaya çıktı. Çok net bir şey var. Çağrı Hocam'ın yanında bunları anlatmak bana düşmez ama bana da uluslararası siyasal ekonomi dersi verdirdikleri için ucundan bucağından ben de bir şekilde girdim işe. Ben İngiltere'de bir yıl geçirdim. İyi kötü İngiliz sistemini inceledim. İyi kötü bilirim. Biraz tarihinde çalıştım. İngilizler diplomaside dünyada en önde gelen ülkelerden biridir. Yani dünyayı iyi tanırlar, iyi bilirler. Geçmiş imparatorluğun bıraktığı bir izle. Kimin ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilirler. Ona göre işin içine girerler. Ben bunu bizzat şeyde gözlemiştim. O sırada İngiltere'de stajdaydım. Arjantin Falkland Adaları'nı işgal ettiğinde izledim. Adamlar her gün televizyona çıkıyorlar. Arjantinlilerin ne yapacağını anlatıyorlar. Ve Arjantinliler ertesi gün onu yapıyor. İnanılmaz bir şeydi bu yani. Yani İngiliz, onların Latin Amerikan davranışlarını inceleme enstitüsü diye bir enstitüleri var mesela. Her konuda böyle enstitüleri var. Bunlar çıkıyor dört adam. Şimdi diyorlar ki Arjantin'in kurtuluş günü geliyor, yarın o. Yarın bunlar müthiş bir saldırı yapacaklar. Bizimkiler hazır olduğu için cevap aynen böyle oluyor. Ertesi gün bilmem ne diyorlar, o oluyor. Yani iyi bilirler bu işi. Fakat bu Brexit olayı benim bütün düşüncemi bozdu. Yani bu kadar büyük bir diplomatik hataya nasıl girdiklerini bilmiyorum. Yani çıkıyoruz diyorlar, çıkamıyorlar, geri girelim diyorlar bu sefer. Zaten 3 seferde girmişlerdi. Evet. Hak verelim biraz yani. Ama şöyle hocam, benim de gördüğüm, yani bunlar İngilizler bu işe zaten istemeyerek girdi. Benim gördüğüm. Hatta Avrupa Birliği'ni bunlar bozabilmek için, o zaman AET'ydi bu. EFTA'yı kurdular. European Free Trade Area'yı kurdular. İşte Norveç, Danimarka falan bunlar beraber girdiler. Sonra baktılar ki Avrupa'yı buradan batıramayacaklar. Orayı bırakıp buraya girdiler. Orayı da bırakmadılar, buraya girdiler. En önce de bunlar girdi. Bari içeriden batıralım diye gidiyor. Çünkü Avrupa'yı, İngilizler Avrupa'dan kendini çok farklı görür. Almanları, Fransızları hiç sevmezler. Hatta ben bayram değil, seyran değil bu İngilizler bize niye destek oluyor Avrupa Birliği'nde diye merak ediyordum. Kendileri batıramadılar, belki biz batırırız diye bizi destekliyorlar diye düşünüyordum. Dolayısıyla böyle bir diplomatik hatayı nasıl yaptıklarına inanamıyorum. Çünkü şimdi Avrupa Birliği'ne geri girseler eski pozisyonlarından çok şey kaybetmiş olarak girecekler. Avrupa çok daha güçlü artık. Yeniden girmek isteyen, eğer gireceklerse, bir İngiltere var. Diyecekler ki sizin imtiyazlarınız vardı, daha az katkı yapıyordunuz bütçeye, hadi bakalım. Siz de Almanya kadar, Fransa kadar yapın. İkinci mesele bu. Bu faciaya İngiltere, İngiliz diplomasisi nasıl girdi, onu da çok anlayamadım. Bir başka mesele Venezuela meselesi var gündemimizde. Ben tamam bu konuda uzun bir yazı yazdım. İlginç de bir şey oldu. İlginç bir şey yani. Vaktinden önce yazılmış yazılar çok itibar görmüyor. Gene gördü tabii de. O zaman yazdığımda da 50 bin kişi okudu yani, az değildi. Fakat bu olay çıktıktan sonra son iki günde 200 bine çıktı okur sayısı. 150 bin kişi daha merak etti. Hocamın da tweet etmesini. Estağfurullah. Çok iyi yani yazın. Venezuela ilginç bir hadise. İki türlü olay var orada. İki olay var. Bazıları diyorlar ki bir görüş Venezuela'nın kendi kendini batırdığı, saçma sapan işlere girdiği, bir yandan Hollanda hastalığına tutulduğu. Biliyorsunuz Hollanda hastalığı böyle işte petrol gibi bir şey bulunup da onun şımarıklığına kapıldığınız zaman bütün diğer şeyler elden gidiyor. Herkes ithalatçı olmaya başlıyor. Paranız değerleniyor. Birden petrol çıkıyor. Aynı şeyi Hollanda 1960'larda doğalgaz çıkınca yaşamış. Buna Hollanda hastalığı deniyor. Sonra sanayi elden gidiyor. Sonra tekrar toparlamak da bir zor. Bir neden bu. Yani bir sürü iç şeyleri var. İşte saçma sapan işlere girdiler. Efendim buradan battılar diye bir görüşü var. Bir başka görüş Amerika batırdı görüşü var. Bana sorarsanız her ikisi de doğru. Her ikisi de doğru. Ve buradan çıkış için bir tek yolları var. Mevcut sistemle buradan çıkamazlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani sistemi tamamen... Demin hocanın dediği gibi oyuncu değiştirmeyle falan olacak. Sistem değiştirecek. Modeli değiştirecekler anlaşıldı. Yani dünyayla yeniden barışacaksınız. Hiç çareniz yok. Hiç çareniz yok. Gidip orada işte ona buna kafa tutarsanız falan olacağı buraya geliyor. Bu işi yeniden oturup, ben yanlış anlamayın, oradaki petrolü Amerika'ya peşkeşecek falan değil. Bunu oturur düzeltirsin. Bunun imkanın var. Ama saçma sapan bir kavgaya ben Amerika'yı batıracağım diye yola çıkarsan
buradan çıkamazsın yani. Yanlış bir yola girmişsin. Dolayısıyla Venezuela'da da böyle bir sorun var ve bu sorun Venezuela'da tek başına da değil. Bütün dünyada farklı farklı her yerde benzer sorunlar var. Benzer bir takım sorunlarla karşı karşıyayız. Bir iki noktada izin verirseniz. Bu arada Çin'le ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra izin verirseniz Türkiye'ye geleyim biraz da. Çin'le ilgili söyleyeceğim bir mesele de eğer tabii Çin krize girerse ve bu kriz ciddi bir yere doğru giderse, evrilirse üçüncü aşamaya girebilir küresel kriz. Yani Çin öyle ihmal edilecek bir ülke değil, Japonya gibi değil. Japonya sonuçta 4,5-5 milyon trilyonluk bir ülke. Küçük değil elbette, dünyanın dördüncü büyük ülkesi ama Çin dediğimiz yer 12-13 trilyon dolarlık bir yer. Ve öyle veya böyle dünya piyasasından bir şekilde çekildiği zaman bunun reperküsyonları mutlaka olacak. Yani biz hep bize buradan fırsat çıkar mı? Acaba Çin ihraç edemezse biz eder miyiz falan gibi. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Dalga dalga o taraflara yansıyınca bu onlarda da alım gücü düşüyor. Sen de satamazsın. Tabii. Hale geliyorsun. Bu böyle zincirleme. Dünya eskisi gibi değil. Eskiden olsaydı kapalı böyle birbirimizle iç içe girmemiş bir sistem olsaydı Çin'in batması bize yarıyor olabilirdi. Şimdi böyle değil. Şimdi biz hepimiz, unutmayın bunu bir kere daha söylemiştim zannediyorum. Ama muhtemelen izleyiciler değiştiği için bir daha söylemekte yarar var. Hepimiz kendi çapımızda küçük bir Fed'iz. Hepimiz dolar yaratabiliyoruz. Telefonu açıyoruz bankamıza, diyoruz ki Ayşe Hanım benim 10 bin lira var ya, evet. Onu dolara çevir dediğimiz anda dolara basıyoruz. Bankada öyle bir dolar var mı yok mu bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz dolarımızı basıyoruz. Bütün dünyada da durum böyle. Dolayısıyla artık hani Çin orada battı, etrafı zedelenir, bize böyle bir şey yok. Hep beraber bundan etkileniriz, etkilenmemek mümkün değil. Bir iki cümlede izin verirsen hocam Türkiye'ye değineyim, ondan sonra soru cevap kısmına geçelim. Sonra dolar ne olacak kısmına gelebiliriz. Efendim şimdi Türkiye ile ilgili son bir haftada bir ilgi artışı var. Yani Türkiye'ye dönük yatırımlarda, yatırım demeyelim ama en azından portföy girişinde, fon akımında bir artış var. Bunu nereden görüyoruz? Bunu borsadan görüyoruz. Borsa yükseliyor. Bizim borsamız biliyorsunuz çoğunlukla yabancıların elinde ağırlık olarak. Dolayısıyla oradan görüyoruz ki borsada bir ilgi var. Borsaya geliyor yabancılar. Bir başka şekilde işte tahvillerde görüyoruz buralara doğru. Böyle çok büyük bir ilgi değil belki ama var. Derece derece geliyor. İşte o geldiği de oradan belli oluyor ki kurda da hafif hafif bir düşüş var. Çok büyük bir düşüş olmasa bile yavaş yavaş bir inişe geçiyor. Peki bu ilgi artışı nereden geliyor Türkiye'ye? Ne oldu da? Ne değişti de Türkiye'ye ilgi artışı oldu? Birkaç konu var. Bunların bizle çok ilgisi yok. Bir kısmının var. Mesela bunlardan bir tanesi Amerikan Merkez Bankası Fed'in 3 kez faiz arttırmayacağı yolunda bir beklenti oluştu. Son açıklamalarında, hani bu açıklamalara güvercin deniyor ya, şahinliği bıraktı, güvercin yumuşak açıklamalar yaptı. Buradan giderek herkes dedi ki bu 3 kere arttıracaktı. Zaten tahmini de değiştirdiler. 2'ye indi şimdi. Hatta hiç olmayabilir gibi bir izlenim çıktı. Bizim toplantıdan 2 saat sonra açıklama gelecek zaten. Gelecek evet. Yani. Beni mahcup edecek bir açıklama da gelebilir. İnşallah yani olmaz. Dünya sürprizlere gebedir. Dolayısıyla Fed'in beklendiğinden daha az faiz arttıracağına dair bir yeni beklenti oluştu. Hatta 600 milyar dolar para çekme yerine bunu da azaltabileceği şeklinde de bir beklenti oluştu. Bu bir. İkincisi Avrupa Merkez Bankası'nın, biliyorsunuz o da parasal genişlemeyi durdurdu 2018 sonu itibarıyla. Ama Draghi'nin yaptığı açıklamalardan öyle anlıyor. Hatta herkes Avrupa Merkez Bankası'nın 3. çeyrekte artık faiz arttırmaya, paraları geri çekmeye başlayabilmek için açıklama yapacağını bekler olmuştu. Bunlar da gündemde. Bu benden mi? Hangimizden? Sıkıntı büyürse el mikrofonu alırız hocam. Evet. Ama hocam ekonomiye girince böyle oluyor. Yani ben mahalle hikayem anlattım. Tabii. Evet. Türkiye ekonomisine girince. Türkiye ekonomisine girince böyle oluyor. Merin hocam. Hoca uyardı. Bu
Dediğim gibi yani sonuç itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırmak bir yana hatta parasal genişlemeye yeniden dönebileceği konuşuldu. Dolayısıyla dünyada bir iyimserlik oluştu. Bu iyimserlik bizim gibi ülkeleri çok ilgilendiriyor. Çünkü bizim dış finansmana ihtiyacımız var, borçlanmaya, para bulmaya ihtiyacımız var. Likidite ne kadar bol kalırsa bizim buna ulaşma imkanımız da o kadar çok. Dolayısıyla bizim gibi ülkelere, gelişme yolundaki ülkelere yeniden bir ilgi artışı ortaya çıktı. Bunu nereden anlıyoruz? Çok basit. Amerikan tahvil faizleri 3.20'leri, 3.30'ları bulmuşken 2.70'lere geriledi. Amerika'ya yeniden dönüş ilgi azalmaya başladı. Yeniden o paralar bu taraflara doğru geliyor. Geliyor, en fazla Türkiye'ye gelmesi lazım. Bunun milliyetçilikle ilgisi yok bu söylediğimin. Şunun için söylüyorum. Bir kere Çin'le ilgili bir kuşku var. Yani tamam Çin batmayabilir ama artık orada o kadar bol pozisyon tutmayı insanlar istemiyor. Bu çok net. Tabii. Çünkü batarsa büyük batacak. Tabii. Çünkü Çin en büyük fonları tutmuş olan yer. Tahvil zararı yazabilir. Tabii yüksek. Yazar. Tabii çok ciddi. Halbuki Türkiye ile ilgili de son 1 yıl 6 ay içinde özellikle yani 2018'in Temmuz'undan itibaren müthiş bir pozisyon boşaltması yaşandı. İnsanlar buradaki pozisyonları boşalttılar. Türkiye elden gidiyor gibi bir izlenim edinildi. İşler kötü gidiyordu biliyorsunuz. Kur yükseliyor. İşte CDS primleri yükseliyor yeniden. Dolayısıyla herkes Türkiye'deki pozisyonlarını boşalttı. Şimdi bakıyorlar ki yani dünyada Türkiye'den çok farklı değil. Hatta Türkiye'de o kadar da kötü değilmiş. Yeniden bu pozisyonlar yavaş yavaş geri dönüyor. Tabii aşırı satışın şeyi var. Orada, aynen. Yavaş yavaş geri dönüyor. Dolayısıyla böyle bir ilgi artışı var Türkiye'ye. Yani bunu öyle çok büyütmek anlamında söylemiyorum. Ama bu kadarlık bir ilgi azalışı olduysa bunun yerine şu kadarlık bir şey döndüğü zaman ciddi bir etki yapıyor tabii iyi kötü. Aşağı yukarı öyle bir etkiyle karşı karşıyayız ve bu etki biraz daha sürer gibi görünüyor. Hata yapmadığımız sürece o kısmı o şeydeki denklemdeki hata sabitini yerinde bırakıyorum. O ihtimal her zaman var. Çünkü her zaman böyle bir hata yapabiliyoruz biz. Gene yapabiliriz. Eğer hata yapmazsak, yanlış izlenimler, yanlış imajlar vermezsek bir süre bu iyi gidebilir. Sonrasında başka şeyler yapmamız lazım Mart'tan sonra. Yani seçimler olduktan sonra. Onu da hep konuştuk. Yapısal reformlar falan diye anlattık. Burada en büyük risk Türkiye'nin bir yanlış imaj yaratarak yanlış bir iş yapmasıdır. Bir hata yapmasıdır. Bunu yapmadığı takdirde orada iyi gideriz. Bir öncekinde söyledim ama bir kere daha söyleyeyim, bu önemli. Biliyorsunuz ekonomi politikasının iki tane aktörü var. İki tane şeyi var. Bir at arabasını çeken iki at gibi söylemiştim hep. Birisi para politikası, birisi maliye politikası. Bana sorarsanız bir üçüncü görünmez at daha var. Bizim için geçerli. Az konuşma politikası. Son dönemde bunu tutturduk. Bu politikada fena değiliz. İşler de iyiye gidiyor gibi. Çok konuşmadığımız takdirde bu işi biraz toparlama imkanımız var diyerek burada noktayı koyuyoruz. Efendim, söz serbest. Bizi sosyal medyadan hocam geleceğiz, sizi terleteceğiz şeklinde iddialı açıklamalar yapan arkadaşlar var. O yüzden buyurun efendim, ilk taşı kim atacak, suyu kim dalgalandıracak? Hanımefendi mikrofonu alsın. Ve taşı atsın. Ve taşı atsın bize. Merhabalar. Hocam ben sizi sürekli takip ediyorum Twitter'da da, her yerde takipçimizim. Size bir şey sormak istiyorum. Şimdi Hollanda hastalığı dediniz. Arkadan duyuluyor mu? O çocuklar duyuyor. Böyle gelsin. Emre hocam bir söyleyin de en arkadaki çocuklar böyle oturabilirler burada. Arkadaşlar şöyle şuralara oturabilirsiniz. Aslında merdivenlerden göremiyorsunuz. Buraya doğru gelebilirsiniz. Böyle şuralarda bir yerlerde oturabilirsiniz. Hatta yerimi de verebilirim. Hatta arzu 1-2 belki boş yer varsa. Hollanda hastalığı dediniz, evet, unutmadım. Evet, Hollanda hastalığı dedik. Hollanda hastalığı işte sizin de söylediğiniz gibi işte doğal gaza güvenme, evet, sonucu herhangi bir üretime, sanayiye yatırım yapmayıp o tembelliğe alışıp, evet, sonra da geri dönmek istediğinde aslında çok geç olduğunu fark etmesi, insan kaynağını o şekilde eğitmemesi vesaire. Venezuela dedik, işte
petrolüne güvendi dedik, kafa tuttu dedik, yanlış siyasi bir yönetim tarzı izledi dedik. Dolayısıyla işte iki tane büyük kriz ve nedenlerini söylediniz. Korktuğum ben yere şeyi merak ediyorum. Korktuğum yere doğru geliyor şimdi, evet. Yok, belki evet, de değil. Siz gerçekten Türkiye'ye baktığınızda, ben şahsi olarak baktığımda, hani biri doğalgazına güvenmiş, öbürü petrolüne güvenmiş diye bakıyorum. Biz neyimize güveniyoruz sorusunun cevabını verebiliyor musunuz? Veririm, tabii. Teşekkür rahat, ederim. Çok rahat verebilirim. Teşekkür ederim. Doğalgaz ve petrol. Hocam, rektör hocamız müjdeyi verdi. Bugün itibariyle çıkarıyoruz. Ayvayı yedik diyor artık. Güveneceğimiz bir şey de var. Efendim, çok güzel bir soru aslında. Harika bir soru. Hani onun için ben dedim ki durumlar iyiye giderken bir hata yapmazsak dedim ya. O biraz ondan bağlantılı. Şimdi unutmamak lazım. İlle böyle bir petrol olması, doğalgaz olması şart değil Hollanda hastalığı için. Hollanda hastalığı bazen İyi yapılmış şeylerden sonra da ortaya çıkabiliyor. Her kötülükte bir iyilik vardır. Eski bir laftır. Her şerden bir iyilik doğar, hayır doğar diye. Aynen öyle. 2001 krizi Türkiye için kötü bir durumdur. Ama bir sürü iyilik doğurmuştur. Ne doğurmuştur? İşte IMF geldi. Belli bir program uygulandı. O programın arkasından hemen Türkiye'de bankacılık sektörü düzeltildi. Kamu mali disiplini sağlandı. Değil mi? Bir sürü adım atıldı. Arkasından Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. Ve yılda hiç görmediğimiz kadar 20-22 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı girdi. Borç değil. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı. Paradan 6-0 atıldı. Bunlar hepsi Türkiye için olumlu işlerdi. Ve bir kere daha söyleyeyim, onu söylemiştim. Bizim para ikamemiz, yani toplam mevduatlar içinde yabancı paranın payı %57'lerdeyken bu iyi, yani Türkler kendi paralarına güvenmiyorlar. Doğru. Onun için dolar euro tutuyorlardı. %57'lerden bunlar yapıldıktan sonra belli bir sürede 2010'lara doğru %25'lere düştü. İşte bizi yanıltan olan o. Orada önlem almadık. Orada dolar sabit kaldı hatırlarsanız. 1.50'lerde yıllarca kaldı. Yani çıktı. Hatta bir ara 1.19. 1.1 olacaktı. 1.19. Hatırlarsanız. İşte o bizi yanılttı. O bizim şey petrolümüz oydu. O sırada Türk lirası... Söyleyen aklıma geldi de onunla. Türk lirası inanılmaz bir prim yapınca, değer kazanınca yabancı paralara karşı herkes ithalatçı oldu. Biz ihracatı kaybettik. İthalat müthiş ucuzladı. Hatırlayın. Ben hatırlıyorum. Eşim biraz meraklıydı o işlere. Sarıyer pazarına gittiğimizde böyle taşlar sever. Böyle yarı değerli taşlar. Ametist filan gibi taşlar var ya. Onları meraklıdır. Böyle görürse ucuzsa alırdı. Bir liraya satılıyordu. Bir liraya. Bir liraya bir kutu böyle. İnanamazsınız yani. Bir kutu. Çin'den ithal. Bir lira. 10 tane taş vardı içinde. Bu tür yarı değerli taş. 1 lira. Ya o Çin'den 1 liraya buraya zaten gelmez. Yani kutusu 1 lira. Tabii. Yani inanılmaz bir şeydi. Ve böyle bir bolluk yaşandı Türkiye'de, hatırlayın. Yani arabaları ucuz aldık, bilmem böyle bir 6-7 yıl. İşte o bizim petrolümüz oldu biliyor musun? Ve kötü oldu. Kötü oldu. Yani o bizi ithalatçılığa itti. Bütün sanayiciler bıraktılar ithal. O sırada faiz de düşük kaldığı için... Yani daha doğrusu düşük değildi, özür dilerim. Değer faiz hep yüksekti ama %70-80-90-100 faizlere alışmış bir sistem. %20'lere-30'lara doğru indiği zaman faiz elden gitti diye düşündü insanlar. Tabii. Konuta döndüler. Müthiş bir saçma sapan konut talebi çıktı. Herkes ikinci, üçüncü, dördüncü konutları almaya başladı. Çünkü ötekiler para getirmiyor. Öbür tarafta dolara faiz verilmiyor, bilmem neye verilmiyor. Ne yapsın insanlar, buraya döndüler. Bunun üzerine bizim sanayiciler oldu inşaatçı. Tabii. AVM'ci oldu. Herkes inşaatçılığa döndü. İnşaatçılar şaşırdı bu işe, bunlar nereden geldi diye. Her yer inşaatlı oldu. Ve sonra buraya geldik. Çin'de de böyle oldu. Doğru. Yani orada işte petrol vardı, bizde yoktu ama bizde de böyle. Oralarda önlem alacaksınız. Hocam çok uzattım ama bir şey daha söyleyeceğim. Önlem alan bir örnek var. Norveç. Norveç hiç ummadığı bir şekilde Kuzey Denizi'nde petrol buldu. Havadan para geldi. Norveç ekonomisi zaten fena bir ekonomi değildi, iyi bir ekonomiydi.
Adamlar akıllı adamlar olduğu için dediler ki biz bir fon kuralım. Daha var zaten bir fonları da, bir emeklilik fonları vardı. Bu parayı dediler biz dokunmayalım, buraya alalım. Varlık fonu, Norveç fonu. Bu parayı buraya aldılar. Buradan AAA kağıtlara, ülkelere, 3A değerli ülkelere ve kağıtlara borç verdiler. Aldıkları o faizle. Şu anda değeri ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar varlık var orada? 1 trilyon dolar. Türkiye'den büyük. Tabii. 1 trilyon dolar varlık biriktirdiler orada. Gelecek kuşaklara devretmek için. Sorumlu davranış bu. Yani adam bunu yaptığı için böyle oldu. Biz o dönemde cari açık verdiğimiz halde, şu anda mesela biz cari açık veriyoruz. 30 milyar, onu finanse etmek için giriştiğimiz işten bir 5 milyar daha açık veriyoruz. Çok tuhaf bir yerdeyiz yani. Açık 35'e çıkıyor. 30'u 20'ye indirecek yerde. O dönemde biz 30 milyar dolar açık verirken Türkiye'ye 50 milyar dolar para girdi. Har vurdu, karman savurdu. Tabii. İyi günler geçirdi. Ne günler. Hocam iki iki tane daha şey var, kaynak var. Hani neyinize güvendiniz diye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlar resesyondan korkuyorlar. Çünkü 29 dünya bunalımı biliyorsunuz, insanları yani çoğunluğu işsiz bıraktı vesaire. Hala nesilden nesile anlatıyor. Bir Amerikalıya sorarsanız yarın işsiz kalmaktan en korkuyor. Kötü şey, en Amerika kötü şey Amerikalı için işsizlik. Almanlar neden korkar? Almanlar 1921 yılında biz Yunanları Sakarya Irmağı'ndan İzmir'e doğru kovalarken %1,5 milyon enflasyon yaşamışlar. Yani 1 dolar eşittir 4 trilyon 300 milyar Reichmark olmuş. Ne zaman Almanlar konut fiyatlarında yükselme durup dururken falan hemen heyecanlanıyorlar, enflasyondan korkuyorlar. Türkler neden korkuyorlar? Hiçbir şeyden korkuyorlar. Birinci kaynak bize bir şey olmaz teorisi. Ignorance, tamam mı? Yani tamamen az bilgi ve bol özgüven. İkincisi de üçüncüye geçeyim. Yani birinci hocamın söyledi. İkinci, üçüncü bir konferansta 2016 yılında hocam hatırlıyorum. Dolar 1.9 liradan 3.5 liraya çıkmış. Fakat iki hafta sabit kaldı. Ben de o sırada anlatıyorum işte döviz şöyle oldu böyle oldu. Arkadan birisi elini kaldırdı. Ya hoca dedi ne oldu dedi. Aralık ayında döviz yükselecekti hani dedi. Ben dedim beğenmedin mi ya 1.9'dan 3.5 oldu. Doğru ya dedi. Adam alışmış tamam mı 4 gün içerisinde. Bizim alışabilme adaptasyon kabiliyetimiz. Yani hocamın dediği gibi bir yani petrole gereksinim yok. Zaten ekonominin devinimi bir güzellik yaratıyor. İki tamamen hiç umursamaz bir şekilde hiçbir şeyden korkmuyoruz. Mesela Statista bir inceleme yapmış OECD'de. Demiş ki sağlığı kafaya hiç takmayan memleketler. Birinciyiz. Ama acil servisler dolu. %3. Evet. Ya soruyorlar sokakta. 2266 kişiye soru sormuşlar. %3 sağlığı kafaya takıyor. Bana bir şey olmaz diyor. Yani dolayısıyla hocamın dediği bir, iki umursamazlık, üç tamamen hafıza kaybı. Yani hiç hatırlamıyor adam yani konuyla ilgili. Dolayısıyla ya öyle miydi falan filan diye. O döviz kredileri de ondan alındı. Yani %5 euro faizi, %12 TL faizi 2014'te. Niye aldın dövizi diyorum kredisini? Hani bilmiyor musun memlekette bu kadar devalüasyon oldu? Benim şu kitapta var hocam, anlatıyorum uzun uzun. Adam ne bileyim gaza geldim unuttum ben dedi. Ya, 94-2001'i yaşamışız mesela adam unuttum diyor. O yüzden onu da hesaba katı. Yani yaşantı tarzı, lifestyle da demin anlattığım gibi biraz bize bu hataları yaptırtıyor. Efendim soru alalım. Buyurun. Merhabalar. Hocam şimdi yüreğinize sağlık diyeceğim. Gene şeyde güleceksiniz. Evet, şeyde, yerli market ondan haftasında. Ondan korkuyorum hocam. Tamam. Hep eline ağzına sağlık derlerdi. Son zamanlarda yüreğine sağlık deyince korkuyorum. Tamam durum o kadar. Bir durum mu vardı? Bir şey mi vardı? Şimdi ikinci sorumu en temel problemimiz ahlak değilse... Bu birinci soru muydu hocam? Değil. İkinci sorum en temel problemimiz ahlak değilse nedir diyecektim. Emre hocam girizgah kısmında onu açıkladı zaten. Benim sorum olabildiğince bilimsel ve objektif bakar isek krizin tanımı nedir? Bu tanıma göre ülkemizde kriz var mı? Eğer öyleyse seçim sonrası tablonun ismi... Kriz. Var mı? Kriz. Soralım mı? Yardımcı olacağım. Hayır. Kriz tanımını. YouTube'da. Buraya bu ekibe soralım mı şey diye. Kriz var mı diye. Sorarız şimdi hemen. Yok, şimdi yok. Ben tarifi vereyim. Okay.
Siz de soruyu sorun hocam. Çünkü hoca sizsiniz. Yok, yok. Sen tarif ver, ben de bir tarif. Ha, bu bir teknik terimle tarif edeceğim. Şaka değil. Çok özür bitireyim ben bir seferde. Tabii. Eğer buna göre seçimden sonraki bu tablonun adı ne olur? Bu minvalde de tünelin sonunda ışık var mı? Son tahlilde de gerçekten bizim Türkiye milletinin medenileşmeye, zenginleşmeye, gelişme gibi bir derde, bir ihtiyacı var mı? Teşekkürler. Hocam, ben sondan söyleyeyim. Yok. önceki iki sorunun cevabı Allah'ın dediği olur. Şimdi birinci soruya geçeyim. Şaka değil ya. Allah bilir. Onu sana söyleyeyim. Şimdi kriz. Kitabı yazdım da ondan. Şimdi kriz. Teknik anlatacağım. Sonra normale döneceğim. Ex ante beklentilerle ex post çıktılar arasında ciddi bir fark olursa dalgalanmalar olur. Bu dalgalanmalar kriz boyutuna ulaşabilir. Bu kriz boyutuna ulaşması da şundan dolayı olur. Daha önceden hesaplanabilir, gelmesi muhtemel, oluşması muhtemel olan bazı riskleri planlamaya dahil etmemeniz sebebiyle kriz oluşur. Şok mesela farklı. Mesela bir anda Allah korusun deprem oldu. Veya bir anda Allah korusun 32 sayılı kararı size sormadan değiştirdiler. Sabah kalktın, ihracatla alakalı bir şey yazılmış, bu nereden çıktı falan, değiştirene kadar ağlıyorsunuz falan. Savaş, Allah korusun. Mesela tweet atarak nükleer savaş başlatıyordu iki kişi. Bunların ismi şok. Yani bunları hesap ederek başıma bu gelir mi diye bir fizibilite yapamazsınız. Ama geri kalan kısmında fizibiliteye dahil edebileceğiniz, hesaplanabilir her türlü riski koymuşsanız sizin kriz yaşama ihtimaliniz zayıf. Demek ki kaliteli bir risk yönetiminin olmadığı yerde kriz oluşur diyorum. Hocam soruyu sorun. Onu sormuyorum istersen, çünkü vazgeçtiniz YouTube'da peki. Yayınlandığı için insanlar tereddüt edebilirler değil mi? Sen bilirsin, sen... Dondum, ekran dondu bende. Şimdi... Rektör yardımcısı hoca diyor sensin ki, hocam, ben burada hocam. Şimdi tarifi verdim. Diyorum ki, daha önceden... Bence sorma hocam. Peki. Bence sorma. Tamam, tarifi veriyorum, ben, bir ben daha de, bitiriyorum ben de, orada. Ben de bir tarif vereyim. Öyle yani getireyim. Daha önceden... Zorlamayalım. Hesaplanabilen her türlü olumsuzluğu denklemin içine yatırırsanız başınıza bir şey gelme ihtimali zayıftır. Şoklarla olabilir, ona yapacak bir şey yok. Evet. Ama hesaplanabilir bir şey, öngörülebilen bir şey, bir olumsuzluğu, muhtemel bir ayrıntıyı hesaba etmemişseniz kriz yaşama ihtimaliniz artıyor. Hocam tehlikeli şey değil yani. Yok yok, değil hocam. Ben kendime göre böyle bir şey... İşte tabii kriz dediğiniz zaman bir sürü kriz var. Evet. Ben sizin sorduğunuz sorunun ekonomik krizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasi kriz olur, sosyal kriz, bin tane kriz tanımı çıkar. Ama yani herhalde en basite indirerek kendi tanımımı vereyim. Ben nasıl bakıyorum diye bakayım. Yani en basitinden bizim gibi bir ekonomide, ikili para sistemi kullanan bir ekonomide, dual para sisteminde, enflasyon, kur, işsizlik, büyüme, cari açık demiyorum, o kurun içinde var gibi 3-4 önemli göstergede işler kötüyse, bozuluyorsa o zaman krize doğru gidiş var demektir. Kriz nerede olur? Kriz şurada olur. Mesela enflasyonunuz %20'lerdeyse, 15'lerdeyse, yani çift haneli enflasyonlardaysanız ve yükselmişse bu, normale göre yüksekse, bir yandan da büyümeniz eksiye doğru geliyorsa bu krizdir yani. Buna oradan buradan bir yakıştırma, şoktu, efendim sıkıntıydı, darboğazdı, şuydu buydu demenin anlamı yok. Yani kriz böyle olur. Ve zor bir iştir bu. Yani buna adına, çünkü kriz hallerini sırala dediğin zaman işte resesyon, depresyon, deflasyon değil mi? Stagflasyon, slamflasyon diyoruz. Şimdi bizim geldiğimiz nokta, eğer eksi çıkarsa dördüncü çeyrek, ki öyle çıkacak. Çok net görünüyor bu. Çünkü sanayi büyümesi eksi. Evet, slamflasyon. Dolayısıyla slamflasyondur. Yani yüksek bir enflasyon ve düşük eksi bir büyüme. Burada kriz yok, biz iyi durumdayız diyemeyiz yani. Resmen kriz vardır. Budur. Tamam, oylama yapmaya gerek kalmadı. Bizim iyi bir tarafımız var, onu söyleyeyim efendim. Oylama yapmaya gerek kalmadı diyorum. Yapmayalım. Yapmayalım. Bizim iyi bir durumumuz var. O iyi durumunda hangi şeyle iyi olduğunu da söyleyeyim. Biz krize V şeklinde girip çıkıyoruz.
Yani bazı ülkeler giriyor, devam ediyor. Mesela Yunanistan girdi, denizaltı gibi gidiyor. Çıkamadı. Çıkamıyor. Ama adam, yani adama üzülüyoruz, çıkamadı bu krizde diyoruz. Kişi başı geliri 20 bin dolar, o da ayrı bir olay. Tamam. Yani o da işin ayrı tarafı. Tamam. İtalya düştü, o öyle, dalgalanıyor. O da öyle gidiyor. Yani. Biz çabuk çıkıyoruz. Ya şunu yalnız söylememe izin verin. Yani geçmişe baktığım için, incelediğim için söylüyorum. Her böyle çıktığımız krizde Türkiye'nin yanında daima IMF var. IMF. IMF'i para getirecek bir müessese gibi düşünmemek lazım. Tabii para da getiriyor, onun da çok etkisi var ama IMF geldiği zaman yabancı geliyor. Tamam, burada işler düzeliyor, IMF programı uygulanıyor diye yabancılar gelmeye başlıyor. Onun için hemen iniyor, girip çıkıyorsunuz. Evet, burada durmazsak şöyle olabilir. Siz sizi ikinci turda gelecek de 1 2 3 4 5 böyle, tamam gördüm, merak etmeyin. Ön tarafta klişe bir şey mi? Gözlüklü beyefendi falan var. Sonra arka tarafa. Birincisi çok teşekkürler. Güzel bir söyleşi oluyor. Bize çok şey katıyorsunuz. IMF'i burada şeye benzetebilir miyiz? Sondan başlayayım. Köpek balığı gelir ve köpek balığının üzerinde de bazı hem sürükler ve balıklar da gelir. Onlar da hani biraz önce söylediğiniz gibi onlar da ülkeye geliyor. Neticede bir şekilde kan emiciler diye bakabiliriz. Esas sorum şu, aslında Türkiye'de bir şeyler soru büyüyor. Soru sormadın değil mi? Direkt yok, ben yorum yaptım. Yorum yaptım. Biraz önce IMF'in ve arkasından gelen zil takıp gelenleri kastederek. Şimdi aslında ülkede büyüme var. Hani bunu hiç kimse görmüyor. Mesela borç yapılandıranların sayısı cidden artıyor. Büyüme var yani. Akabinde konkordato ilan edenler, ki bunun bir kısmı hani borçlarını ötelemek ve zaten 120-160 gün, 180 gün vadeyle çalışanlar daha da ödememek için bunu kullanıyorlar ama bu konuda görüşünüz nedir? Hani konkordato ve borç yapılandırma, yani en son kredi kartlarından hani bireysel yapılandırma da çıktı. Zaten adam ödeyemiyor. Yani ödeyemeyenin yapılandırması, yani suyu nereye kadar gidecek? Çok iyi anladım soruyu ben. Yani şeye de hemen şöyle anlatayım. Şimdi hocamla beraber peş peşe ve birbirimizden habersiz iki cümle kullandık. Ben büyümenin çok kafaya takılmaması gereken bir mevzu olduğunu, asıl mevzunun kalkınma olduğuna dair bir şey altını çizdim. Hocam da dedi ki, yani büyüme önemlidir ama kalkınma daha önemlidir dedi. Aşağı yukarı aynı fikirde. Şimdi büyüme kaynak kullanımında etkinliği ve önceliği gözeten bir model değil. Büyüme ismi büyü değil mi hocam? Büyümenin büyüsü var. Genelde şirketlerde böyle büyür. Yani alabildiğine büyürsün. Demin şu metinde okudum ya, 10 milyon lirayken şirketi nasıl yönetiyorsan 1 milyar TL ciro büyüdüğünde o şekilde yönetemezsin. Aynı şekilde yönetmeye çalışırsan çakılırsın. Şimdi demek ki Türkiye ekonomisinin bu dolu dizgin büyümesi, işte ihracatın 35 milyardan 170 milyara çıkması, milli gelirin 300 milyar dolardan değil mi, neredeyse 1 trilyon dolara doğru çıkması, hocamın da dediği gibi 5 yıllık güzel günler vesaire, bunun sonucunda bir saha temizliği yaratıyor. Yani o yüzden konkordato sayısı da beni korkutmuyor, vatan şirket sayısı da beni korkutmuyor. Çünkü küçücük sermaye, devasa cirolar, tartışılabilir karlar ve herkes ya duydun mu orada para kazanmış, biz de girelim hadi falan filan diye hep de şu olayı anlatıyorum. Sahra-i Cedid'de bir ekmek fırını var. İsmi de Tüylüoğlu Ekmek Sanayi. Ben de bir gün girdim içeri. Rektör hocam artık beni tanıdı tarzımı. Dedim ki abi tüylü ekmek iğrenç olmuş dedim. Direkt adamın suratına. Sırf provoke etmek için. Adam kibar çıktı. O bizim dedi ailemizin ismi dedi. İyi peki. Normal asli işiniz ne? Biz inşaatçıyız dedi. Aslan inşaatçı. Dedim niye fırın işe girdin abi? Çok para vardı dedi. Ben de dedim ki ya millet dedim amip gibi çoğalsa satacağın ekmek sayısı belli dedim, yani sonuçta Sahra-i Cedid'in genişlem. Ya tamam abi girdik çıkamıyoruz işte, boşver konuşma dedi, tamam. Şimdi hiçbir yanlış anlamayın, bakın benim politik bir görüşüm yok ama şu kitapta inceledim, hiçbir başbakan, hiçbir cumhurbaşkanı alabildiğine döviz borçlarına hiç bana güven, ya Allah git, öyle bir şey dememiş. Ya baktık inceledik yalınla, hiç öyle döviz borçlanmaya gaz veren söylemler,
Git bankadan borç al, merak etme arkasını ben tamamlarım falan gibi Çin'deki tuhaf işlerin hiçbiri olmamış. İş adamı kendi basiretine göre karar vermiş. Büyüme modelini belirlemiş, sonra çakılmış. Dolayısıyla böyle bir hızlı büyüme esnasında ortaya çıkan sonucu iş insanının Türkiye'de küçük ya da büyük bilime, sanata, kültüre, spora, eğitime genel yaklaşımına baktığın zaman seni sonuç şaşırtıyor mu kardeşim? Tamam, okey. Ya o zaman sorunun cevabı burada. O yüzden bu müesseselere biz niye gözümüzün içi gibi bakıyoruz? Niye bu müesseseleri yaratanlara saygıyla yaklaşıyoruz? Niye başımızın üstüne koyuyoruz? Anlatmaya çalıştığım şey bu. Çünkü bu farklı bir şey. Bu vizyon farklı. Senin bahsettiğin kişiler farklı. Ha, basiretinden dolayı ya ben borçlarımı ödeyemiyorum deyip konkordatoya başvuran varsa tenzih ediyorum onları. Onlar iyi firmalar. Yani onlar inşallah düzlüğe çıkacaklar. Ama sonucun seni şaşırtmaması gerekiyor. Yani konunun siyasi boyutunu ayıkladık. Bir de kendi değil mi durumumuza bak. Demin anlattım neler oluyor falan diye vesaire. Hocam bilmiyorum bir tamamlayacak yok, bir tamam. Şey. Tamam. Sağ olun. Evet. İnşallah size tatmin edici bir cevap oldu. Efendim bir iki daha soru alacağım. Buyurun size verecektik mikrofonu. Arkadan bir beyefendi daha var. Yok orası değil. Şurada bak bir kaldırırsanız öyle çok çekingen kaldırırsınız. 2-3 öyle tamam. Sağ olun. Buyurun üstad. Mikrofon geldi. İsim Suat, doğum yılı şöyle bu. Hocam ismim Oğuzhan Çelik. Sağ olun. Öncelikle bu panel için çok sağ olun hakikaten de. Çünkü cidden çok sağlıklı bilgiler verdiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Bunlarla benim iki tane sorum olacak. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz o yönetimle alakalı, yönetim anlayışıyla alakalı soru. Şundan bahsettiniz. Hani ekonomik krizin temelinde evet, diğer sorunlar, dış bağımlı sorunlardan ziyade aslında yönetimin hani kaynaklandığı, evet de yönetimden kaynaklanan sorunlarla ortaya çıktığından ve buna baktığımızda da hani temelde hem işletme mantığında hem de ya da devlet yönetim mantığında aslında hem içsel hem dışsel belli zaten faktörler var. Bunların bir tanesi işte kaynak yönetimi olabilir veyahut da sizin bu noktada operasyon yönetim noktasında ne kadar müdahil olduğunuz veyahut da konuda kadar hakim olduğunuz olabilir. Öte yandan da dış bağımlıda rekabet noktasında ya da işte yenilik noktasında siz ne kadar bunu takip ediyorsunuz, siz piyasayı ne kadar takip ediyorsunuz veya da buna kadar hazırsınız, kendinizi buna kadar entegre edebiliyorsunuz aslında. Bu çok önemli bir faktör. Türkiye'ye baktığınız zaman son 10 senede... Ben not alıyorum söylediklerimi. Yani biraz hızlı konuşuyorum, kusura bakmayın. Yok, not alıyorum. Son 10 senede Türkiye'de ciddi anlamda hem dış faktör noktasında biz ciddi anlamda uzak kalmış durumdayız. Ben şahsi fikrim hakikaten bu. Çünkü ne teknolojiyi, ne eğitimi, ne sanatı, ne de işte diğer rekabet unsurlarını biz çok fazla takip etmiyoruz. Bununla birlikte de iç yönetimde dediğiniz gibi ciddi anlamda bir basiretsizlik örneği var. Hani hem kaynak tamamlarında, operasyon tarafta böyle bir şey var. Her tarafta. Aynen öyle. Tamam, okey yani. Hem yani mikro bazlı yönetim anlayışının hem de devlet anlayışının olduğunu düşünüyorum ben bunun. Öte yandan bir de diğer sorum şunun hakkında. Soru hani, sormadın, şeyi belirttin. Yani beyanını aldım. Aslında şu normal. Beyanı aldım, gerekli yerlere bildireceğim sana. Hocam aslında temel sorum şu bununla alakalı. Peki sizce hani, bu anlayış kısa vadede, orta uzun vadede değiştirilir mi hakikaten Türkiye açısından? Yani sadece bunun hani teknik bakımdan değişmesi mümkün mü? Yoksa en başta bahsettiğiniz durum gibi iş ahlakı ya da kişisel ahlakla bu değiştirilebilir mi? Bir ara korktum hocam soruyu bana soracak diye. Allah'tan sen... Ben direkt göğüs istopuyla size... Neyse şimdi... Güzel ya, futboldan aklıma bir şey geldi. Şimdi Fatih Hoca ile sürekli sohbetteyiz de. Ben Futbol Federasyonu'nda genel sekreterlik yaptım. Şimdi Galatasaray'da da yönetim kurulu üyeliği var. Non-executive yani şey, hissedarlar adına. Şimdi Fatih Hoca'yı hep iğneliyorum. Şaka yapıyorum. Hocam veriyorsun gazı çıkıyor çocuklar falan diye. En sonunda kızdı bana. Espri olarak almadığı bir günler rastladım. Emreciğim öyle olmuyor işler dedi. Şimdi dedi bir antrenman futbolcusu var dedi. O 50 bin kişi statta yokken müthiş orta yapıyor diyor. Böyle iğne deliğinden diyor topu geçiriyor. Ama diyor iş diyor er meydanına geldiğinde 50 bin kişi diyor annesinin hatırını sorarken ve de defans oyuncusu omzuna bastırırken o iş olmuyor diyor. Tamam. Dolayısıyla biz mümkün mertebe simülasyonla gerçek maç ortamını yaratıyoruz. Seyirci hariç diyor. Ne yapacağız? Hoparlörlerden diyor. Hani ses verecek halimiz yok. Ama mümkün mertebe hazır hale getiriyoruz. Çünkü o gürültüde diyor çocuklar beni diyor 17-20 saniye falan ancak dinleyebiliyorlar. Varacağım nokta şu. Sadece hocamın dediği noktaya dikkat etsen yeter. Diyor ki hoca iyi günleri doğru yönetmek lazım diyor. Şimdi kötü gün geldiğinde de kendine şu soruyu soracaksın. Çünkü eleştirdiğimiz kişilere, insanlara diyoruz ki ya baskı altındayken doğru karar veriyor musun? Ben 30 yaşında
gençken biraz daha böyle edepsizlik yapıyordum. Mesela bir çocuk mesela sınıfta ders anlatırken koşarak çocuğun üstüne gidip ismin ne diyordum, çocuk söyleyemiyordu. Çünkü baskı oluşa en iyi bildiği şey ne olabilir bir insanın? İsmi, değil mi? Söyleyemiyor, kekelemeye başlıyor çocuk. Şimdi dolayısıyla baskı altında doğru niye karar... Niye bir şey yapıyordun hocam? tamamen densizlik. Çünkü bunu yani şey böyle deli hocalar vardı ya, zaten ismim çıkmıştı. Sonra düzeldim, merak etme yani, yapmıyorum artık öyle şeyler ama. Hayır yani iyi bir şey hep ben de. Şimdi bu eleştiri yapan arkadaşlarım var ondan sonra. Veyahut da zamanı geldiğinde de devlette yetkili mercilerde olup bizlerden yani ne yapalım diye soran, Allah için soruyorlar. Ben de diyorum ki 3-4 tane soru soracağım, buna cevap verin. Bir, müsabaka sporu yaptın mı diyorum. Şöyle yüzüme bakıyor, yok yapmadım diyor. Milli takımların herhangi bir tanesinde oynadın mı? Hayır, oynamadım. Peki. Askerliği dedim nasıl yaptın? Mesela teröristle mücadele ettin mi? Veya yanındaki takımı da kurtarmak için eylemlerde bulundun mu? Hayır. Peki. Dedim anne, çoluk, çocuk Allah korusun hastaneye yetiştirmek için gece yarısı güzergah mesela aradın mı? Hangi kısa? Hiçbirine zaten evet cevabı almıyorsan seni önereceğin hiçbir şeyi zaten arkadaşlar doğru şekilde yerine getiremeyecekler. Bu iş biraz kilometre işi, biraz tecrübe işi, liyakat işi, yürek işi, hesap işi falan filan. Ve de demin ne dedim? Yavaş gerçekleşen büyük değişimler için çok sabırlı olmak lazım. Şimdi anlatayım sana. Karadeniz'e kıyısı olan, Akdeniz'e kıyısı olan, Ege Denizi var, NATO üyesi, Avrupa Birliği'nin komşusu, inşallah aday girecek girmeyecek bilemem. Bu arada Rusya ile İran'dan doğalgaz alıyor. Çin'le müzakerede falan filan, böyle tuhaf bir ülke. Tamam mı? Tayyareler uçuşuyor. Hocamın da müjdesini verdiği gibi Doğu Akdeniz'de inşallah hani bir şeyler arıyoruz. Orada Suriye'de sorun. Ya bu kolay bir iş değil. Tamam ya, burası Norveç değil. Burası Amerika. O yüzden bu coğrafyada karar verirken birden fazla parametreyi dikkate aldığın zaman hafif çuvallama oluyor. Şimdi sabahleyin bir arkadaşına ne haber dersin mesela, senin suratına böyle bakar geçer ya, kızarsın, kızma. Çünkü çok pencere açılınca shutdown oluyor, tamam mı? Çok normal. Yani birden fazla pencere açarsan zihnin içerisinde çok zorlanırsın, doğru karar alamazsın. Şefkatli yaklaşmakta fayda var. Demin okudum o metinde. Madem ki eminsin fikrinin doğru olduğuna, onu ikna edecek yöntemi bulacaksın. Asansöre binerken, yemek yedikten sonra bilmem, ben yapıyorum Allah'ı bile. Yani doğru ortamı yaratmak için. Kolay bir iş değil senin dediğin iş. Yani baskı altındayken en doğru kararı verdim ben diye var mı aranızda? Böyle? Öyle bir karar verdim ki ölüm tehlikesi altındaydım. Verdim, karar doğru çıktı. Çok iddialı bir şey bu. Olabilir. Tebrik ederim. Ama kolay bir iş değil. Anladın mı? Bu kadar hocamın da dediği gibi. Yoğun şey altındayken, baskı altındayken iyi yönleri, iyi günleri kötü yönetmişsin. Kötü günler gelmiş. O zaman biraz sabredip sakin olmakta fayda var. Topa basalım. Yani tamam mı? Yani çocuğu olan var mı, elini kaldırsın? Okey. Yani burada şey dersiniz. Ne yaptın sen falan filan diye. Bizim Haluk Cillov hoca vardı. Doktora sınavı yapıyoruz. Çocuğa söyle bakayım Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı ne? Çocuk bir şey dedi. Ne? 5 mi dedin diyor. Ya ne 3 mü dedin dedim. Hocam öleceğim artık, yapma dedim. Yani yani o kadar baskı altında ki söyleyemiyor çocuk. Bildiğini de söylemiyor. O yüzden kolay bir iş değil. Bilmem soruna cevap oldu mu? Geriye doğru verelim. Hocam cevap veriyor muydunuz? Yok. Hocam. Tamam, okay. Son 5 dakika. Merhabalar. Hızlıca. Tamam. Benim sorum enflasyonla ilgili olacak. Peki. Bugün Merkez Bankası... Çözeriz, tamam. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın bir açıklaması vardı. Ve bugün, yıl... değil mi? Bugün. Evet, evet. Yıl sonu enflasyon oranını %14.6 olarak tahmin ettiler. Yalnız ben biraz daha geriye gideceğim. Şimdi şöyle ki, Ekim'deki açıklamada 2019 sonu enflasyon tahmini %15.2 idi. Evet. Dolayısıyla tabii birçok yerde hani basında falan enflasyon... Anlatayım. 15.2 Merkez Bankası anketlerine katılan 149 evet. kişinin görüşü. Evet, evet. Onu söyleyeyim de yani Merkez Bankası'nın görüşü değil. Eylül'le bakarsak da bu yeni ekonomi programında... Yukarıdaydı, evet. Evet, yani bu Merkez Bankası ile alakalı değil tabii. Yeni ekonomi programında açıklanan hedef... Ama onu gene Merkez Bankası'na danışarak yapıyorlar. %15.9. Evet. Şimdi tabii ki hani enflasyon tahmini düşürüldü diye verildi medyada. Yalnız bir de şöyle bir durum var. Nihai hedef %5.
Mevcut durumda 127.3. O şey bu. Akisar da diyor onu. Her sene şampiyon olacağım diyor. O normal o yani. Yani o, hani yani. Bu kafa karışıklığı. Hocam Fenerbahçe dedi de ben hani hocayı üzmemek için. Ya bu biraz netleştirebilirsek tamam. Yani hani o onu soracaktım sadece. Tam anlamadım ama neyse yani şey. Yani hani şu anda elimizde olan enflasyon oranı da %20.3. Ben bunu anladım hocam yani. Hocam bu yani bir anda bu varken hani 20.3 gibi bir şey var. Açıklanan bir hedef var. Ama bir de nihai hedef var, %5 yani çok hani... Şimdi amacı siz net anladınız. Bir süre sonra herkes diyecek ki neydi ya enflasyonu falan. Tamam, böylece enflasyon ben, düşecek. Ben anladım abi. Yani o neye şey. Hedef alalım? Ya da yani yıl sonuna geçtiğimizde evet. Gerçekten elimizde ne olacak tamam, gibi. Bakayım. Çok doğru bir tespit, çok haklısınız. Ben Merkez Bankası'nın bu şeyini çok anlamış değilim. Hiçbir zaman anlamadım. Her zaman da eleştirdim ve söyledim. Yani ortada bir hedef varsa... Başka bir şey söyleme değil mi? Yani? Yani şimdi mesela ben hedef koyamam. Çünkü benim elimde onları yapacak araçlar yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bir hedef koyuyorsanız, diyelim ki mesela ayda 3.000 lira para kazanıyorsunuz ve her ay 100 lira, 200 lira açık veriyorsunuz. Kendinize bir hedef koydunuz. Harcamalarımı kısacağım. Bu ay sonunda ben 3.000 lira aldığım gelirle geçineceğim. Tamam mı? Bu bir hedef. Şimdi siz bu hedefi koyduktan 2 gün sonra... Ya ben 3.500 lira harcarım diye bir tahminde bulunur musunuz? Böyle bir saçmalık olur mu yani? O zaman hedef diye bir şey anlamı kaldı. Doğru. Yani ben bunu yapabilirim. Ben derim ki Merkez Bankası hedefler %5. Yok kardeşim bu olmaz. %10 olur diyebilir. Benim tahminim olur. Ama bir kurum bir şeye hem hedef koyup hem de bir ay sonra onun iki misli tahmin yapabilir mi? Ya böyle bir şey olur mu? Ya hedef koyma ya tahmin yapma derler. Onun için ben ısrarla diyorum ki Merkez Bankası'na sen hedefi para politikası araçlarında tutturabileceğin aletin üstüne koy. Nedir o? Çekirdek enflasyon. Doğru. Neden öyledir? Çünkü orada enerji fiyatı yok. Doğru. İşte alkol yok. Doğru. Yani Merkez Bankası'nın müdahale edemeyeceği, para politikasıyla karışamayacağı fiyatlar orada yok. Tabii. Mevsimden arındırılmış ne mal varsa orada. Her ay satın diyeceksin aldım. Ki ona o da %5 olmaz ya neyse. Oraya diyeceksin ki %10 diye ben buna hedef koydum. Sen onu tutturamazsan biz onu sana sorma hakkımız var. Tabii. Bak sen bunu dedin, araçlarını buna göre kullanacaktın. Demek ki beceremedin. Ama sen hedef %5 diyorsun. Hedefi koyduğun yerin %80'i senin dışında zaten ya. Para politikanın etkilemeyeceği şeyler. Yani nereden bakarsanız bakın bizim enflasyon hedeflememiz yanlış şey üzerine konmuş. Dolayısıyla tahmini de ben çok ciddiye alamıyorum. Özür dilerim. Hiçbir siz bütçe yapıyorsunuz, o yüzden mi sordunuz? Ha tamam. Devam et. Başka sorusu olan var mı? Son bir soru daha alacağım. Tamam, arkadan. Okey, teşekkür ederim. Size vereceğim. Tamam, buyur. Hay söyleyin. Duyuyoruz. Tamam. Biz duymaya çalışıyoruz. Şöyle. Ses var mı? Görüntü var, ses mi? Siz söyleyin, biz duyuyoruz. Yok, enflasyon hedefi %5. O hiç değişmiyor. 10 yıldır öyle. 10 yıldır hedef %5, sonuç %20, tahmin %15. Böyle bir garabetin içinde biz buraya nasıl girdik, nasıl buraya yuvarlandık ben de bilmiyorum. Yani aynı kurum %5 hedef veriyor, %15 tahmin yapıyor, %25 gerçekleşti diyor. Bak, ideal. Nasıl girdik buraya ben bilmiyorum. %5 enflasyon, %5 faiz, %5 cari açık. Öyle mi hocam? Yok. Hayır, o eski. Eski. O benim dublörümdür. Kur %10 olacak diyen biri var, odur o. İnanmayın. Faizin %14 diye aşağıda da yazıyor. Tüketici güven endeksi %80'de 75'e düşmüştür diyor. Aynen. Not ettik efendim, onu da aynen. Gerekli şeylere söyleyeceğim. Son şey yapalım. Vallahi hocam yoktu, onu söyleyeyim. O Bloomberg'te. Yok, ben... Size de benzeyen... Aylardır çıkmıyor. NTV'den kovulduktan sonra hiçbir yere gitmiyor. O bana bir ders olsun. Evet, son soru efendim. Bana bir ders olsun demiş ya, Temel onun gibi oldu. Merhabalar, ismim Emrah. Çok kısa iki sorum var. Birincisi, sizce IMF'li mi bu krizden çıkarız? IMF'li ve IMF'siz çıkış senaryosunu değerlendirir misiniz? Hocam çok kısa söyleyebilirim izin verirsen. Sen bilirsin. Buyurun hocam. İstersen yok, sen lütfen, de söyleyebilirsin. Lütfen. Ben bu topu size attım. Evet. İki türlü de çıkabiliriz.
Yeter ki biz ne yapacağımızı bilelim. IMF ile çıkmak daha kolay. Çünkü ne yapacağımızı onlar bizden iyi biliyorlar. O hiç tartışmasız bir olay. Çünkü orada şey yok. Yani öyle olursa oy kaybeder falan böyle bir şey yok. Geliyor bunları yapacaksın. Ve bitiyor. Bize kaldığı zaman biz diyoruz ki doğaldır da bu. Yani biz siyasetçi değiliz. Hani bekara karı boşamak gibi bir laf vardır ya bizde. Biz o durumdayız. Diyoruz ki böyle yap, şöyle yap. Adam diyor ki seçime gireceğim. O ayrı bir olay. Ama IMF geldiği zaman bu olmuyor. Yaparız. Nasıl yaparız? Bunun şeyleri var. Bugün başlayın. Geçen sefer siz var mıydınız bilmiyorum. Son iki sefer hep bunu anlatıyorum. Ayının 9 hikayesi varmış. 9'u da armut üzerine. Benimki de hep yapısal reformlar üzerinedir. Ya bunları yaparsanız eğer IMF'ye gerek kalmayabilir. Ama bunların en az iki tanesini yaptıktan sonra takvim vermeniz. Bunları yapacağım demek artık yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunları yaparsanız o zaman yabancı sermaye de gelir, olay da değişir. IMF'nin getireceği parayı başkası da getirir. Ve buradan yavaş yavaş çıkmaya başlar. Yeniden doğru işleri yapmak kaydıyla. Yoksa yapmazsanız olmaz. IMF'nin garantisi geldiği zaman bunları yaptırıyor size. Parayı veriyor, düdüğü çalıyor. Teşekkür ederim. Son sorum. Sizce bu kurla devam etmeli mi Türkiye? Yüksek kur bizim için uzun vadede iyi mi? Teşekkür ederim. Vallahi yani bana sorarsanız kur dediğimiz şey ben hala inanıyorum bir takım müdahaleler olsa bile iyi kötü piyasada belirleniyor. Yani şeyse eğer siz doğru işler yapıyorsanız kur biraz düşecektir. Türk lirası değer kazanacak. Yani Türkiye bu benim dediğim yapısal reformlara girerse sosyal ve siyasal yapısal reformları bir kenara bırakıyorum. Sadece ekonomik olanlarına bile girse bu kur düşer. Ha kurun düşmesi, çok düşmesi bizim işimize gelir mi? O da ayrı bir sorun. Onu da söyleyeyim. Yani kur şimdi 3.5'a düşse biz batarız. İhracat durur. Yeniden ithalat azar. O da ayrı. Yani bu işler bir kere bozduğunuz zaman gidiyor bu dengeler. Çok iyi götürmeniz lazım. Çok akıllıca götürmeniz lazım. Bozdunuz mu gidiyor. Her yerde denge var. Dengesizlik lafına inanmayın. Her durum yeni bir dengedir. Denge kötüdür sadece. Öyle oluyor maalesef. Onun için yani hani kuru düşürdük. 3.5'a 4'e düştü. 4'e düşmüş kız bizim ihracatçıyı mahveder. Kesinlikle. Turizm gelirlerimizi öldürür. Turizm yeniden darbe yer. Yani çok tuhaf bir yerdeyiz biz. Onun için bizim buralarda bir yerlerde mesela 5 civarında 4.80 ile 5.10 arasında bir yerlerde bir denge tutturup gitmemiz lazım. Diye efendim. Düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim. Her şeyden önce bu kıymetli ilim irfan yuvasını bize kazandıran saygıdeğer başkana, ekibimizin kaptanı saygıdeğer rektörüme, dekanlarımıza ve sizlere teşekkür ederiz. Efendim dert tasa her yerde. Hoca gayet güzel anlattı. Çin'den başlıyor evet. Her yerde. Fernando Pessoa'nın bir şiiriyle bitireyim. Diyor ki gemiler var birçok limana uğrayan ama hiçbiri götüremez sizi bir yere ki hiç dert tasa olmayan diyor. Her yerde dert tasa var. O yüzden vatanımıza, milletimize, ekonomimize, aklımıza sahip çıkacağız. Hepinize çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.